Haydi haydi haydi, çiftler stüdyoda bizi bekliyor. Arkadaşlar, eşli, oyunlu, arabalı, heyecan dolu bir yarışmaya var mısınız, yok musunuz? Varız! Ver coşkuyu! Var mısınız, yok musunuz? Var mısınız, yok musunuz? Küçükleri gözlerinden, büyükleri ellerinden öpüyoruz ve var mısınız, yok musunuz olarak hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Stüdyomuza hoş geldiniz. Sizler ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Pek kıymetli yarışmacılarımız yarışmamıza hoş gelmiş. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi beni asla yarı yolda bırakmayan dostlarım ve asla yarı yolda bırakmayacaklarım, dükkana hoş geldiniz. Varız. O zaman roketleyelim, buyurun. Ne yaptınız gençler dünden beri? Evet, kiminle yarışıyoruz? Dervişim. Sevgili seyirciler, hatırlayacağınız gibi dünkü bölümde bana hava attıkları için, bir keki paylaşmadıkları için bugün hiç kimseyle yarışmayacağımı söylemiştim. Evet. Doğru mu? Doğru. Söylemiştim. Doğru. Evet. Gerçekten mi? Haybe'ye geldiniz ya. Geçen hafta size bir söz vermiştim. Hatırlıyor musunuz? Kek yapacağım, getireceğim demiştim. Evet. Yapıp abi getirdin mi? Yaptım abi bu kıyasa. Gerçekten. Ay. Ya da var mı? Ne? Olmacı abla nerede? Ama erkeklere ders veriyoruz ya, size değil, ağzı suyu akan arkadaşlara getirdim. Şaşırdı bu ya. Yarışacağını mı? Oğlum can ne yapıyor? Hak ettiği zaman ayırmayacaksın. Bir de güzel abi, bir de güzel. Abi alıyoruz ama affet ya. Büyük hata. Beni yontmak için keklediniz, öyle mi? Hepiniz o kekten afiyetle yediniz. Evet. Hepiniz bana affedersiniz laf çakarcasınız. Ne bir laflar ya, ben inanamadım ya. Yarın hiçbirinizle yarışmıyorum. Bugün aramıza... ya, ya, işte aile ağacını istemem gerekiyor normalde ama evet, gerek yok. Çünkü sizinle yarışmıyorum. Ama İlker Bey, biz de buradayız. Efendim? Yani. Ama biz sizinle daha çok vakit geçiriyoruz. Bizim için de bu bir avantaj. Güzel sözler bunlar. Yer miyim yanar. Bunlar çok güzel sözler. Sevgili seyirciler, gelip bizimle bu coşkuyu paylaşmak ister iseniz şayet, lütfen www.startv.com.tr adresine başvurunuz. Sosyal medya hesaplarımız ekranda görmüş olduğunuz gibidir. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız şöyledir. Sloganımız da çok basittir. Takibe! Takip! Peki, bugün yarışmak için sizlerden birisiyle olamayacağız maalesef. Bunun için
Rehberimden bir arkadaşımı aradım. Çocukluk arkadaşım. Balıkesir'den. Balkes. Balkesli. Balkes. Kanki. Kankikom. Güvenlülü kayırırsın. Niye güldük Emrullah? Sizin gülmenize güldüm İlker Bey. Peki. Çocukluk arkadaşım, bugünün yarışmacısı alkışlarınızla Derya Ahmet. Söylenen kaldırım taşı.
Samet bizi yakarsan o önündeki röfle mi ne yapmışsın? O var ya mosmor yapar. Herkes uğurlu bir şeyini koyuyor, ben de koyayım. Bakın bu cüzdana 500 bin sığar mı? Bir 500'lük var galiba. Kaç kardeşim o zaman, Eskişehir. Ama biz küçük açtıktan sonra sarılıp kucaklaşıyoruz hep beraber. Erol ailesine yürüyelim mi? Hayır. En ufam 25 bin. Çocuk patlamış diyorsun yani. Şase düzenliyor. Evin ihtiyaçları giderleri hep tabii Okan Bey'de. Atamız babamız o. Evet. 13 mü? Ortak karar. Thank you. Bir bukete bile razı hale geldik. Bir diyorum ya, hemen açalım. Aa, açalım. Birileri iki geri, hadi göster bana o eşsiz dansını. Sularıma sularıma kor gibi düştün, yükselttin. Allah razı olsun. Sağ olun. Okan'ın 5 numaralı ve Demet'in 8 numaralı. Aynı siz, pembe miyiz? Tabii ki pembe. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Vallahi teşekkür ederiz. Yani kulis de inanılmaz. Benim bu sene biliyorsunuz 20. senem. Evet. O yüzden kulis, bütün ekibe teşekkürler ediyorum. Şahane bir kulis hazırlamışlar. Ve fanlarımı da görüyorum. Vallahi haberim yoktu geleceğinizden. Hepinizden Allah razı olsun. Ya sevilmek inanılmaz güzel bir duygu. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Yani... Peki, çok acayip bir şey. 20. sene, 20. senenin içinde programa geliyorsun. Yine harikulade bir şarkı ve herkes eşlik ediyor, herkes biliyor. Nasıl, 20 sene nasıl oluyor? Ya şimdi yemin ederim onu düşünüyordum, biliyor musun? Yani hem çok sevdiğin bir işi yapmak, hem bu kadar çok sevilmek... Ve bu sevgiye de doymadık. Hala daha da fazla sevilmek istiyorum. Ya dünyanın en güzel işini yapıyorum. Dünyanın en güzel mesleğini yapıyorum. Çünkü geri dönüşümü güzel düşünsenize, hiç tanımadığınız insanlar sokakta sizi yani artık ailenizden gibi bellemiş. Kesin öyle. 2 yaşındaki de çalkalıyor. Atıyorum 70 yaşındaki de başka türlü seviyor. Ya inanılmaz, inşallah tabii ki ben de buna layık olacağım. Söylediğin şarkıyı herkese eşlik ediyor. Herkesin ağzında bu... Böyle sahte yapılabilecek bir şey değil. Bu evet. Hangi şarkıya denk gelsek ilk cümlesinden sonra hep beraber söylemeye başlıyoruz şarkıyı. Evet. Şahane bir şey. Benim için daha da... Daha kaçırdığım bir şarkı yok ya. Evet. O hit sayabileceğimiz bütün parçalar bir yerinden yakalıyorsun ve sonra ondan sonra da el kalkıyor. Vay be. Hatta 20 seneyi bak, şu albümleri bir görelim mi? Bak 20 sene nasıl geçmiş. Bak bak. Özgüveni tam... İlk albüm. Albümde inşallah Ekim sonu gibi çıkmış olacak. Yani Kasım'da yeni albümle inşallah çok güzel şarkılar yakaladım yine. Biraz da şanslıyım galiba. Allah'ın sevgili kuluyum. Ya kesin öyle ama şans yetmez. Yani 20 seneyi şansla açıklayamayız. 2 albümü, 2 hit parçayı belki açıklayabiliriz. Ama bence 20 seneyi açıklayamayız. Yani. Evet. Fanlar ne istiyorsun? Benim valla 10 küsür senelik bir eski yırtık bir cüzdanım var. Artık kullanmasam da çantamın içinde. Ben de herkes uğurlu bir şeyini koyuyor, ben de koyayım ya. Gel. Bu cüzdan bu mu? Yakından görünce anlayacaksın şimdi cüzdan. Lime şeklinde. Vay. Kaç yıllık cüzdan? Bu bayağı bir senelik. Baksana artık Allah aşkına şöyle şeyini göstermeyeyim de. Valla kadınlar anlar, ben anlamam. Benim için 10 numara. Allah aşkına bakar mısın? Ya. 10 numara 5 yıldız mı? Biraz yaşlanmış artık ya. Fermuarı bile baksana. Ya benim çok kötü bir huyum var. Aslında cömert bir insanım ama
Yani malım biraz kıymetli. Bir de benim elimden mesela çalışan ekibim olsun, çok yakın arkadaşlarım olsun. İşte yılbaşıydı, bayramdı, böyle özel günlerde muhakkak benden cüzdan isterler. Çünkü elimin bereketi gerçekten şeydir yani. Hadi inşallah. Göreceğiz. Ya Rabbim. Haydi bakalım, bu cüzdana 500 bin sığar mı? Bu arada zaten bir 500'ün var galiba içinde. Neyse. Neyse hadi. Çok da şey yapmayayım. Ayıp bir şey yani bu. Ege, hemen şimdi yarışmaya başlayacağız ama nazara inanırsın. Evet. Tamam. Küçük bir hediyemiz var. Başlamadan o hediyemizi bir görelim. Masamıza koyalım, yerleştirelim. Hazırsa... Eyvah. Eyvah. Hakan, teşekkür ederim. Şimdi biz programa bu nazarlıkla başladık. Hani bu kadar zamanda bu kadar nazarlık oluyor. 20 yıl olunca dedik ki bu nazarlık kesmez. Süpermiş, teşekkür ederiz. Ailenizden kem gözler uzak dursun. Amin. Allah Amin. Nazardan korusun. Allah razı olsun. İyi, güzel. Ha şayet biri varsa ve şundan büyük gözü varsa zaten hep beraber yapabileceğimiz çok fazla yok. Acı gittiniz, iyilikleriz. Şimdi hedefimiz 500 bin. 8 numara ve 5 numaralı kutular sizde. Aile oyunuyla başlıyoruz. Önce para harcamızı görelim. Kura'da her bölüm olduğu gibi kura'da yarışmacılarımız kendi kutularını çekiyor. Kalan da size kalmış oldu. Kura'nın da cilvesi bu. 1 liradan 500 bin liraya kadar dolu para ağacımız. Biz bu 500 bini 4 katına çıkartabiliriz. Aile turuyla başlıyoruz. Aile turunda görmüş olduğumuz pırlanta gibi ailelerimizden birini açtırıyoruz. Eşli. Eğer kutularından, buraya bak, herkes buraya baksın. Eğer kutularından kırmızı çıkmazsa para ağacına 500 bin asıyoruz. İnşallah. Nedir uğurlu sayılar? Var mıdır, yok mudur? Benim 7 uğurlu rakamım. Uğurlu... Kolumda da görüleceği gibi. 7. Tabii. 11. 11. Peki uğurlu sayıyı açmalı mı? Açmamalı mı? Değil mi? Bir de o var. Badanalamalı mı, badanalamamalı mı? Açmalı mı, açmamalı mı? Burcan, 7'de ne var? Açmamalı abi. Onlar daha yeni galiba. Ben gudubet kutuyum ben. Sedef? Genelde sadece bir şey söylemek istiyorum. Ardışık sayılar, yani yan yana olan 10, 11, 11, 12 gibi sayılar birlikte olduğu zaman, birlikte açıldığı zaman genelde büyük çıkıyor. Yani bizi söyleme diyorsun. Birbirinden uzak olan sayıları tercih ederseniz daha avantajlı olacağınızı düşünüyorum. Tamam. Çap. Yardımcı olmak istedim çap sadece. Tamam. Bak dedi, bak, çok uzun sana güvendik. Çok dedi. Uzun süre yarışınca böyle güzel bir şey. Devreler yanıyor. Evet. Bir yandan şey gibi, kopya gibi, bir yandan da yanmış devreler var yani. Bu arada eğer sürekli pembe açarsanız maviler şöyle olur. 17-18-19'a iyi bakmak lazım ki 19'dan şey çıksın diye. Devre yanmış hali. Yok mu kimse? İllaki başlayacağız bir yerden. Evet. Ben mavi hissediyorum. Bende mavi var. 16'da mavi var mı? Evet. Peki 6'da ne var? 6'da geçen hafta, yani kendi kutumda 6'da demeyelim, 75 milyarı vermiştim. 75 milyar. Ya 75 milyar. Devlet bütçesi. Demet Hanım, ben o kutulara dokundum. İkisinde müthiş enerji aldım. İkisinde de büyük var. Ya. Nerede mi? 8 zaten benim şey... İlk bir oturduğumuz evin kapı numarası. Ha, işte Demet Akal'ın yarışmacı oldu. İşte şimdi. Hadi açtım bir tanesini. Kulübe hoş geldin. İşte kafa yaptı var mısın? Hemen şey, 8 oğlum kapı numaramı lan. 5 oğlum bir elimde 5 parmak var. Aynen.
9-20 hiç oraya bakmıyoruz aşkım. Bak orada bir şeyler de var kutunun üstünde. Ben genelde hep küçük açıyorum ama Betül... Pek emin olmuyor Betül'e. Şimdi orada da Demet Akalın ve Okan Bey olunca ne kutumu hissediyorum, ne bir şey hissediyorum. Peki ne hissediyorsun? Bizi unutun. Ay çok seviyorum. Ay canım benim sana. Hayranı. Hayranlıyım. O zaman kırmızı açmamalısın. Ay. Çünkü arkandan konuşurlar. Çok kim olsa aynı şeyi yapar. Gittik o bir kız vardı bizi seviyormuş da açtı kırmızıyı. Ama canım ne olsun desin kurban olurum. Okan Bey biz açabiliriz. Be. Biz genelde yakmıyoruz. Hep küçük açıyoruz ama. Hadi aç kardeşim o zaman. Eskişehir. SSS. Ama biz küçük açtıktan sonra sarılıp kucaklaşıyoruz hep beraber. Bak bak bak. Allah'ım sıkıntı yok. Ya ben anladım. Erol ailesini mi açıyorsun? Erol ailesini açalım. Ben Betül'le kucaklaşırım. Sıkıntı yok. Ya. Adam mı kıskanç? Sen Betül'le geldiğin için. Ben o zaman... Fatih'im. Fatih'le ben bile kucaklaşmıyorum. Ya, bir kere Demet Hanım geldiğini görünce ben hemen bir akrostiş yazdım Demet Hanım adına. Çok sevindik geldiğini, onu okumak istiyorum. Aa hemen şimdi mi? Hemen şimdi yazdım. Kalemim de burada. Aa, yok güzel, gerçekten güzel. Ya abi okumasın abi. Ben beğendim sizi. Yok yok yok. Bak Okan. Ben hemen. Fatih'in yazdığı akrostişlerin kanal kapatma riski var her zaman. Yok güzel. Eğer ki bak. Tamam kapat. Vallahi dikkatli fırlatırım ha. Tamam. Akrostiş, buyur evet. Bakalım. Dinliyorum şarkılarını, hepsi harika. En sevdiğim parçan Çalkala. Maşallah nazar değmesin sana. Eşsiz sesin var doğuştan. Türkan yok mu o Türkan? Öpsün Betül beni dudaktan. Biri mi? Finalde yine kanalı kapatıyoruz. Erol ailesine yürüyelim mi? Hayır. Tamam. Evet. Hayır. Tamam. Sarılmayacağım söz. Sadece tokalaşıp öpüşürüz. Dur oğlum. Bakın Okan benim tanıdığım, bildiğim en iyi yarışmacılardan bir tanesi. Eyvallah sağ ol sana. Senden çok eminim ve çok umutluyum. Gittikçe de adapte olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Şu an derin duygulara giriyorum. Yavaş yavaş. İzliyorum. Acelemiz yok. Dükkan bizim. Öbür Okan'dan daha tehlikeli abi. Hemen yerini doldurdum. Kesin öyle. Heyecanımızı alalım. Kapıyı bir açalım. Acelemiz yok. Kapıyı açalım. Aşkım bak hangisini açalım Miracığım? Ya şu kutuya bir bak babacığım. Hadi kutuya psikolog olduk aşkım. Gelir misin bir saniye? Of benim anneme. Gel. Yavrum alkışlara alışman lazım. Hangisini açalım Mira? Mira! Mira! Sana bağırıyorlar bak. Mira! Hangisini açalım Mira? Mira! Hangisini açalım anneciğim? Mira! Bir bak bakayım hangisini açalım aşkım? Merhaba. Hangisi bak 3-4 var, maviler var. Ay, bir de en çok sevdiği renkler de mavi ve pembe. Ay, bizde de çok var çok onlardan. Evde konuşmuştuk. Hoş geldin amcam. Nasıl amca oldun? Yakıştı. Hadi gel açtıralım hadi bismillah diye. Açın hadi tamam. Bir de açtıralım mı şunu? Ruhan ve Emrullah mı? Evet son kararımız. Önce hangisinden başlayalım? Ruhan'dan mı Emrullah'tan mı? Mami değil mi Hira? Mavi'den başlayalım. O zaman Emrullah'tan başlıyoruz. İlk aile turu. Emrullah, aç gelsin. Arkadaşlar. Helal olsun sana be. Niye baştan göstermiyorsun? Galatasaray'ın imkanı.
Ruhan aynı performansı bekliyorum anacığım. Sıra geldi 12 numaralı kutuya. Eğer bu kutudan da kırmızı çıkmazsa para ağacındaki 250 bin 500 bine dönüyor. Numaralı pembe kutu. İçinden kırmızı çıkmazsa para ağacına 500 bin asıyoruz. Wow! Ya baştan niye söylemiyorsun Kasım? Arkasını aldım. Hatta buradaydı Okan Bey. Eyvallah. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Asak. Para ağacına 500 bin asmak için butonumuza basıyoruz. Hep beraber 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Buyurun. Bakalım hangi kutuya 500 bin giriyor? Para ağacındaki 250 bin lira, 500 bin, 10, son. Buyurun. Demet. Okan. Demet. Okan. Şimdi bir aileye daha dalacağız. Tekme tokat. O daldığımız aileden de kırmızı çıkmazsa diğer 500. Sonra da mavi tura geçeceğizdir. Saygın ailesi olabilir ya. Evet. Saygın ailesi Kamile ve Serkan. Burcan'ın şöyle bir özelliği var. Dediğini yapma. Çok Burcan'a takılmayın. Hani, öyle bir özelliği anlaşıldı. Var. Dördün de onlar için bir anlamı var. Bildiğim kadarıyla hem Demet Hanım'ın ay olarak doğum gününün hem de Hira'nın galiba değil mi? Evet. Evet. Bir tanesi ama o Şubat'ın dördünü doğru söylüyor. Evet. Bir de 23 Nisan galiba, yanlış bilmiyorum. Benim 23 Nisan kızımın, evet, 4 Şubat. Hira'cığım numara söylesene aşkım ya. 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü, 5 mi? Kaç olsun babacığım? 30 deyip hepimizi felç ettin. Biraz sorumluluk almak istemiyor söyle. Çok cool ya, çok iyi. Vallahi bilemedim minik. Ben de aynı şekilde. Aile turu gıcık. Evet. Tek tek, evet. Hani bunu atlattıktan sonra tek sayılara dalarız. Ama aile turu gıcık. Sıkıntılı değil mi? İki mi anneciğim? İki. İki mi? Erte ailesi. Ay annem, ben seni yerim. Öyle yapıyor. Bire bak, iki orada. Okan Bey, bence siz ilk başta sektiriz ama Betül, Fatih, Erol bence yakmayacak gibi. Eskişehir'e mi yönelik? Evet. Aynen. Saygın Erol ailesi. Çok sekmek. Bak seçeceğim ama sarılmaca yok. Seyretmiş. Tamam, öpüşürüz sadece. Hayır, öpüşürüz. Erol. Bence ya bizi açtırın ya saygınları açtırın. Evet. Hadi aç aç. Hadi aç. Açalım mı? Aç aç. Hangisinden başlayalım? Mami. Peki. Mami'den başlıyoruz. Erol ailesi. Aç gelsin. Küçük aç. Bire. Ya. Gel Erol. Ya.
Çok iyi. Onu çok fazla. Ben yanlış bilmiyorsam 53. ayınıza girdiniz değil mi? Evet. Tabii. Abi bunlar gerçekten seviyoruz sıkı fan yani. Gerçekten. Biliyorlar, biliyorlar. Ya Betül ya şey söylemiyor. Evliliğimizin 53. Gerçekten bugün geleceğinizi hiçbir tanesi... Yok vallahi bilmiyorum. Vallahi kesinlikle bilmiyorum. Hani bir ön hazırlık falan yok. Az önce dedin ya şanslıyım diye. Tekrar ediyorum, şansla alakası yok işte bak. Benim telefonuma bakın sırf sizin şarkılarım. Demet Hanım hani çok malım kıymetlidir falan diyor ama alakası yok. Her doğum gününde ayakkabılar hediye eder hayranlarına. Sonuç o... nereye bağlı? Çok yoğunlu, bol bir insan. Doğum günü ne zaman? 37 numara. Okan bu arada... Ayakkabı göndereceğim size, tamam. Okan, Fatih'i nasıl ikna ettiyse Fatih Demet'i böyle tebrik etti. 4 metre uzaktan Toto da dışarıda kaldı. Ya maşallah. Ya yok, kalp kalbi o. Tabii canım. Ya aslında hiç onunla kıskanç değildir biliyorsun. Seven insan kıskanır ya, normaldir. Helal olsun evet, kardeşim. Seven insan kıskanır. Çok doğru. Sen kıskanç? Hiç değil. Yani. Ya, alakası yok ya. Konuşacağız bunları. Şayet 9'dan kırmızı çıkmazsa para ağacına 1.500.000 daha asıyoruz. Betül, sendeyiz. Hadi inşallah. Kırmızı açma, ne açarsan aç. Ne açarsan aç. Kırmızı açma, 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 ne açarsan aç. Büyük açacak kesin. Sen bas bu sefer. Betül! Ay vallahi bana çok Betül! Hala inanamıyor. Bir saattir yarışıyoruz, burada kutu açtık. Betül şey diyor, ay vallahi Demet Akalı. Çok iyiydi o. Bu arada çok uzun zamandır görmediğimiz bir şey. Evet. 4 maviyle başladık. Evet. Şimdi 150 bini 500 bin yapacağız. Hep beraber 5, 4, 3, 2, 1, 0. Buyurun basalım. Acaba hangi kutu? Aracındaki 150 bin, 500 bin, 10, 10. Nasıl oldu ya? Evet.
V6'da gidiyoruz. Sonra şöyle bir döndüm, gerçekten yanımda böyle kocaman bir tır ve işte seni seviyorum canım karıcığım. Çelenkler gitti, bir bukete bile razı hale geldik. Böyle bir şey olamaz ya. Sen yokken de burada konuşup duruyor Okan. Bir şey de demek istemedim şimdi. Okan Bey benim ortaokuldan arkadaşım. Önlü arkalı oturduk. Ben sınıf başkanıydım. Okan Bey de sınıfın en yaramaz öğrencisiydi. Acı çekiyorum. Tamam. Ya çocuklar şu boşu alın Allah aşkına. Sen niye bu kıza evlenme teklif etmiyorsun? Oğlum et düğününe geleceğim bedava. Hadi bakalım. Herkesin huzuruna benimle bir ömür mutluluğa bağlısın. Bu kadar şahit varken hazır Demet'i bulmuş ya. Numaralı kutu ve 20, Hira'nın söylediği iki, belki de 20 idi, parmak yetmedi. Evet. Değil mi? 20. Evet. 20'den de mavi çıktı. Şimdi ilk teklife 3 kutu var. Mavi tur oynuyoruz. Evet. 3 kutu açıyoruz. İkisi mavi ise bir 500 bin daha. Yok artık. Abi canım ne olsun. Ya, var mı daha 500 bin depodan baktırabilirsin? Burada bir sıkıntı yaşamayın yani siz. Artık sarı ve kırmızı açmıyoruz. Şimdi Demet, bir kutu sen açtırıyorsun. Bir kutu Okan açtırıyor. Üçüncü kutu ortak. Beraber açıyoruz. Evet. 22 ben açtırayım Aynur ablayı o zaman. Evet. 10 kutudan 9 mavi açtı. Mavi. Sarı, efsane bir seri. Acaba dönüş mü yaptın? O kadar mavi açtım. Olabilir. Bir tane sarı, şimdi kırmızı mı acaba? Ay Allah korusun kız abla. Ay evlerden ırak, evlerden ırak. Ay. Ay. 16 ne diyorsun Konca abla? Boş yani. Bak, boş. Boş. 16 ben değil abla. Aç be o zaman. Bomboş at. 16 mı? Kalbimden geçen 16 mı? Bak kalbimden değil, öyle bir kırmızı kırmızı. Acaba kırmızı eşarp falan vazgeçtim. Ama hissediyorum boş içi. Yemin et. Hislerim öyle söylüyor. Ben yemin etsem ne fayda? Bak güzel maviyse güzel, sonra yemeğe gideceğiz ha hep beraber. Partili, halaylı. Halaylı. Ama mavi ise. Mavi ise bunun ucunda yemek varsa biraz bekleyelim en iyisi. Gerçekten böyle. Maviye döner diyorsun ha? Bilmiyorum, yemek var bunun ucunda mı? Yemek hocam. Yemek hem de halaylı, davullu, zurnalı. Hadi ya. O zaman ben hemen mavi söylüyorum size. Ay başar kesin. Peki. Demet sen bir 16 dedin. Ben de 4. 16'da kalıyor muyuz yoksa... Sen ne diyorsun Okan? Ben bir şey demiyorum şu an. Tak hop geri Demet vitesine baktım. Demet Hanım 3 ile 4 mavi. Ben dolan. Ben öyle hissediyorum. Serkan Bülent mavi de. Aynur abla nedense sana karşı bir şeyim doğdu ya. Yani sanki 6. hislerim doğmasın. Evet bu benimdir. İkinizden birinde mavi de onu çözemiyorum. Şu an oraya odaklandım. İkisi de... Sanki Serkan abi tane 500 bin açtı. Ben de bir sefer 500 bin açmıştım. Ben danışmanıma sormak istiyorum. Fatih'ciğim kaç yaşta kardeşim? Fatih. Bence onların bir tanesi mavi, bir tanesi sarı. Hadi ya. Zaten söyledik ya Fatih. Oturu geçtik. Ben Serkan'da mavi, Kamile de sarı olduğunu. Tamam tersini söyleyelim. Kamile de mavi. O kesin sarı. Peki oradan bir kutu söyledik. Sen de yardımcı oldun. Bir sarı, bir kırmızı çıkarsa. Kırmızı yok, hissetmiyorum kırmızı. Yoğunlaştım oraya ben. Vallahi Okan abi de sana yoğunlaşır. Şimdi Okan Bey. Yok ya. Abi. Efendim abi. Buyur abi. Şimdi dikkat ederseniz 4 tane mavi bizim gruptan çıktı. Evet. Ağırlık. Burada biraz ağır toplar kaldı gibime geliyor yani olası anlamda baktığım zaman. Mavileri öbür taraftan ararsanız daha uygun olur diye düşünüyorum. Orada kutu açılmadı. Ya 4 ya 14 değil mi? Yeni bir istihbarat geldi. Kardeş içinden ben Kamil'i diyorum. Ben de 3 diyorum. 3 mü diyorsun? Evet. Açalım mı? Açalım. Kamil'i açalım mı? Açalım. Mavi turdayız. Okan 3 numara diyor Kamil'e. Evet. Hale yine bana kaldı. Hadi bakalım. Yüklen!
yüklen. Düş benim uğurlu kutum. Bu uğurlu baykuşlar da size en küçük kutuyu açsın. Abi biliyorum ben adamı. Adamı. Yemek yiyorum. Çok iyi değil mi? Çok iyi geliyor. Gideceğiz mi? Yemek, halay. Allah. Üstüne bir tane de biber kayı, merkayı bir şey getir aşkım. Bir şeyler yani. Tamam. Yemeğe evet, bir renk olsun. Evet, ay harika. Eyvah. Harika. Yarışma tarihi. Helal. Evet. Beşte beş. Tamam. Tamam, söz. Bizi diskoya götür. Enişte. Hayır, ben de. Dur be, enişte varken bana düşmez. Dur. Ben ekip yemeğini de aradan çıkartacağım şimdi. Enişteye devam. Şeye söyle. Ekibe söyleyin, ekip yemeğinde Berkay falan olacak yani. Bak şimdi, beşte beş. Efsane. Efsane. Değil mi? Gerçekten öyle. Herkese, herkese sorabilirsin. Beşte beş, evet, ben çok iyi. Hatırlamıyorum. Okan yükünü attı. Evet. Kendi kutusundan maviyi buldu, top sende. Rahat ol. Şimdi mavi bulmazsan... Bence Hira'ya sorun. Kırıktı. Hira ne tahmin ettiyse doğru çıktı. 2 ve 3 diyor. Ben istatistiklere göre Aynur ablanın performansı de gerçekten mavi var. İyi. Ben hep biraz önce hep tahminlerim hep mavi çıktı. Bunda da mavi çıkacak 2 dedim. Ya. 2 mi diyorsun? Hangisinde? İnşallah. Yemek kaybeder. Yakma. Yakma Demet Akalın'ı. Bizi yemekten yakmam. Etme bak. Yemekten etme. Yemek, halay. Fatih Yürek de olabilir yani yemekte. İnşallah. Çocuklar, ekibe söyleyin. İnşallah. Erken yılda bir de Fatih gelecek. Fatih olsun. Yerine değil, o da geliyor. Ay. Fatih olsun. Ha? Fatih olsun. Zaten. Fatih Yürek. Şimdi Demet 1.16'ya gitti. Geri geldi. Bir 22 konuştuk. Bir de oradan 2 dedik. O zaman Samet'i mi açtırsam diyorum ya. Şimdi de 4. kutuyu mu söylüyorsun? O da bir de. İçimde kötü bir his olduğu için acaba Hira'ya mı bıraksam diyorum. Hira ısrarla elinle böyle yapıyor. Hirişko, ne kaç söyleyeyim annem? 1 mi? Ama Hira anladığım kadarıyla 6'yı zaten söyleyemeyecek durumda. Aynen. Yani tek elde 5 olduğu için. Tabii, ya 2 ya 3 ya da 1 neyse. Şöyle duruyor yalnız bir eli 2. 21 yapıyor. 21 yapıyor bence. 21 doğru. Bence öyle mi diyorsun? Yapıyor. Emrullah. Ben Samet'i sizi yakmayacağını düşünüyorum. 6 yap. Bak Emrullah, Fatih, onlar Ullah. Samet bizi yakarsan o önündeki şeyi var ya, o meç mi röfle mi ne yapmışsın? Onu ne yaparım biliyor musun? Onu var ya mosmor yaparım. Olur. Yakmaz mısın Samet? Yakmaz. Yakmam ya. Samet. Ama neyi hadi yak bir yakma. Tane de olursa. Olmasın tabii. Nazar boncuğu. Nazar olsun. Nazar boncuğu olur yani. Bence yakar o ya. Sence ilk düşündüm mü söyleyeyim? İlk işte şeydi, Gonca ablaydı 16'ydı. Onu evet. Söyleyeyim bence de. İlk. Ha? Çok fazla sekmeyin. Yani tabii. Çok sekince de problem oluşuyor. Evet evet. Hadi aç boş ver ya. Boş ver ilk. Bakınız. Düşündün. Demet ilk boş ver diyeli 35 evet. Dakika geçti. Boş verin. Aman tamam. Aşağı boş ver. Ama dur ya. Tamam açıyorum. 16 mı? Aç be. Aç. Açtım. Aç. Bir. Dünya. Sorumluluk
kabul etmiyorum. Ya yerinden oynar kutudan. Bir daha. Kutudan mavi susam. Dünya. Yerinden oynar. Dünya. Yerinden oynar. Efsane bir başlangıç. 5'te 5 mavi gidiyoruz. 6. kutu. Para ağacına 4. 500 bin asılıyor mu? Dur. Ya. Sarı. 25 bin. Sarı. Kötü değil, güzel. Fena değil. Bence de fena değil. Eline sağlık. Allah razı olsun. Hadi boştu. Boş yine boş. 500'e baharat. Neresi boş? 25 milyar lira araba alırsın. Oo, yemekten ettin bizi. Yemek gitti boş, yemek. Boş. Sağlık olsun, canınız sağ olsun. Ben yapar getiririm. Mavi tur için son kutu ortak kutunuz. Hızlı hızlı söyleyeyim. Valla Seyfullah abi de olabilir. Altı numara. Yakarım onu. Yakarım. Affetmem diyor. Bak biz yakıyoruz. 14. Onlar hiç konuşmuyor, niye? Abi ben ne zaman konuşsam kırmızı açıyorum. Onun için konuşmuyorum yani. Ağzımı o yüzden açmıyor. Onun için açmıyorum abi. Şimdi şöyle, ben ikimizden birinde kırmızı olduğunu düşünüyorum. Yani ya Ali Can'dadır kesin hep kırmızı açtı. Bir kere falan sarı açtın herhalde değil mi? O da 25 milyon açtı. Evet. Yani arda arda sarı olduğu için kırmızı da sürekli Ali Can açtığı için ben Ali Can'da kırmızı olduğunu düşünüyorum. Ben de mavi olabilir gibi tabii. Ben bu sefer mavi olabilir. Bu arada Ali Can senin yarenin meslek, aynı meslek Ali Can tır şoförü. Öyle mi? Evet. Evet abi. O yani Ali Can senin için önemli bir adam burada. Ali Can ne diyorsun kardeşim? Geldiğimden beri büyük açıyorum. En ufam 25 bin. Sabrını sayın baba. Körük patlamış diyorsun yani. Ya körük patlamış. Şase düzelmiyor. Anladım ben seni, tamam mı? Şase düzelmiyor. Ama tabii ki size mavi açmayı gerçekten isteriz. Sizi çok seviyorum. Buradan kocaman öpüyorum. Sağ ol canım benim. Abi beni açtırma ya. Vallahi açtırma beni ya. Abi. Yok, kesin bir şey söylemiyorum da. Yani ne zaman bir şey söylesem geliyorum ben açıyorum abi. Açalım 14'ü ya. Olabilir. Okan Bey yalnız Ali Can kırmızı diyorsa kırmızıdır. Ben öyle söyleyeyim. Ay minik yapma. Aa, delirme yani. Öyle mi diyorsun? Ali Can ne dese böyle bir şey mi var ya? Ne alakası var? Şimdiye kadar Ali Can'ın çok yanıldığını ben hatırlamıyorum. Ben de. Hayır. Evet. Yani, hatırlayan varsa lütfen söyle. Hayır, hayır. Bak yanılmaz demiyorum ama şimdiye kadar gerçekten yanıldığını hatırlamıyorum. Abi kapalı kutu Allah aşkına şimdi. Nereden anlarız ki bunun? Ben hissiyatımı söylüyorum yani. Kapalı tamam, kutu abi. Tamam ben de diyorum ki Ali Can abi. Yok. Oraysa patoşu açalım. Hissiyatında yanılmadığını söylüyor. Evet, eğer oraysa. İki mi diyorsun? Evet. İki kırmızı hissediyorum. Ben 14'ü her türlü açtıracağım da. Şimdi korkutuyorlar beni, sıkıntı yok. Fatoş'u açalım mı Mersin? Fatoş, sen büyük olduğunu mu düşünüyordun? Ben her zamanki gibi bir şey hissetmiyorum. Ama Okan Bey benim ortaokuldan arkadaşım. Kendisi sonra lise döneminde yurt dışına gittiği için okuldan ayrılmıştı. Önlü arkalı oturduk. Ben sınıf başkanıydım. Okan Bey de sınıfın en yaramaz öğrencisiydi. Önlü arkalı oturuyor, hatırlamıyor. Gerçekten. Önlü arkalı oturuyordu, hatırlamazdı. Yani normal 20 sene geçti üzerinden. Yusuf Kalkavan Anadolu, Lisesi bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Tamam söyle onu da söyle. Buradan arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize selam gönderiyorum. Sevgilerimi. Tamam ama her türlü iki açalım.
Çok mu konuşuyor? Çok hareketliydi. Çok yaramazdı. Hep böyle hep zeki uyuyor. Zeki bir çocuktu ama çok yaramazdı. Ben de sınıf başkanıydım ve bilmiyorum o dönemde okumuş herkesin sınıf başkanları çok konuşanları ve yaramazlık yapanları öğretmen gelene kadar tahtaya yazardı. Ve artı koyardık yanına da nedense. Okan'ın artıları bitmezdi. Böyle yan yana bir artı. Öğretmen her şey benim üzerime oynanıyor. Farkındasın. Ama hareketli ya. Adam 9'da yatıyor. Utanmasa 8'de yatacak işten. Gelir gelmez uyuyacak yani. Demek ki gördün mü abi? Yaramazlar evlendikten sonra uslanıyorlar. Bana mı denk geldi anacığım? Ay. Bu kadar yani. Vay be. Başkan ne diyorsun? Ben arkadaşımı üzmek istemediğim için korkuyorum. O yüzden kendisi karar verdi. Ne diyorsun peki? Cem'i açalım mı? Sarı var orada, sarı minik. 13 çok sıkıntılı bir rakam. Evet. Şahsım adına. Ama Cem ya. Öyle bir oradan elektrik yolluyor ki. Evet. Hani sanki... Anahtar ondaymış gibi. Evet, 17. Geçen hafta bir lirada, mavi açtım. 1 lira da olabilir. İlk hafta, bu üçüncü haftamız. İlk haftada sarı açtım. Performansım sarı lacivert yani. Evet minik, hadi şişirdin. Biraz da sen aşkım devreye girsen. İşte ben artık bütün numaralar bana çok güzel geliyor. İşte program bir süre sonra kafa yapıyor. Aynen aynen. Şimdi kafası geldi. Evet. Kalbinden de geçiyor abi. 15. Tamam. Tuğba geçti. Tuğba'da. Demet kalbinden ne geçiyor? Neler geçiyor bir bilsen. Bayaştıralım mı? Ha? Bayaştıralım mı? Çok gönüllü değilim ama açtır hadi. 13 de olabilir, 15. Hadi o zaman 13 açalım. 13. Cem benim söylediğimi söyleme minik. Cem kardeşim açar mısın? 13. Evet. 13 mü? Evet 13. Ortak kararınız mı? Ortak kararımız. Demet ortak kararınız mı? Bak 2-3 ay dinlersin bunu, haberin olsun. Orada ben 13'e ha ha demiştim de sen onu açmıştın da aslında onu açmasaydın şöyle olabilir, haberin olsun. 13. Tamamdır. Hadi hallediyoruz. Eyvallah Cem. Çok sağ ol. Çok sağ ol. 13 aç gelsin. Okan risk aldı. Demet çok gönüllü değildi. 13 adı gibi kimileri için çok tehlikeli bir kutu. Peki. Çok özür diliyorum. Yarışmanın başında Okan'ın nasıl bir yarışmacı olduğunu ben anons ettim mi etmedim mi? Evet. Ettiniz. Evet. O kadar. O kadar. Sizi böyle alacağım. Tamam. Ya, lütfen. 3'te 3. Maşallah. Değme yarışmacılarımıza taş çıkartacak bir performans. 3'te 3 çok zor. Paracında 4. 500 bin olacak ve öyle devam edeceğiz. 4. 500 bin için hep beraber 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Barajındaki 100 bin
Bravo. Demet Okan. Demet Okan. Helal olsun size. Helal olsun. Helal olsun size. Helal. Helal olsun. Helal olsun. I love you. Alo. Merhaba. İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok da lülü, evet. Teşekkürler. Bu arada çok iyi açılışmış ha. Teşekkür ediyoruz. Bizim bir yarışmacımız var, Okan. O da Hamdi Bey'i öttürdü gitti buradan. O yüzden ikinci Okan da aynı şey. Okanlarla aram hiç iyi değil diyor. Demet Akalın'ı çok seviyorum ama böyle giderse çok sevmeyeceğim. Ben de cevabını verdim. Çok da lülü demiş kendisine. Hamdi Bey çok da lülülülü. Allah'ım yarabbim. Bir de diyor ki, yok ben başkaydım. Çılgın ya. Hamdi Bey'in ilk teklifi 20 bin lira. Düşünelim. Çok çok yüksek bir ilk teklif. Hedef ne? Şampiyonluk. Yani benim daha ayaklarım bir yere basıyor. Mesela yani... Yani işte şu 500 ile 75'in arası bir şey olabilir. Yere basan haller. Aha ne yani. Affedersiniz. Hamdi Bey'in 20 bin liralık teklifine. Böyle bir durumda evde kararları kim veriyor? Yani her şeyimizi ortak karar veriyoruz da. Ama tabii evin ihtiyaçları, giderleri hep tabii Okan Bey'de. İktisat Okan'da mı? Ben ona bırakırım çünkü yani... Atamız babamız o. Türk erken. Allah razı olsun. Vay. Öf çok iyiydi be. Çok iyi ya vallahi. Ya seviyorum sizi çok seviyorum yani. Sizin daha hepimize dokunan taraflarınızı görüyor olmak bizi acayip mutlu ediyor. Allah İyi ki geldiniz. Evet. Süpersiniz. Allah razı olsun. Normalde ben tanıyorum ünlüleri. Hani siz tanımıyorsunuz diye anladım. 20. yıla özel bir teklif gibi oldu. Hamdi Bey'in 20 bin liralık teklifine var mısınız, yok musunuz? Yokuz tabii ki ya. Tamam. Çok ararsın yavrum bu 20 lirayı. E6'da gidiyoruz sonra şöyle bir döndüm gerçekten yanımda böyle kocaman bitir ve işte seni seviyorum canım karıcığım. Yani sen yokken de burada konuşup duruyor Okan, bir şey de demek istemedim. Ne yapıyorsun? Biber götürüyor. Acı çekiyorum tamam mı abi? Gel 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 gel. Benimle kalacak abi. Ya çocuklar şu boşu alın Allah aşkına. Açayım mı? Aç. Mavi açıyorum. Demet'ten önceki son kutu. Oğlum niye açtırıyorsun 15'i? İçeride var ya beni deli ettin yani deli. Bu arada Hamdi Bey'den galiba ufak bir hediye mi ne bilmiyorum bir gelsin. Şarkıda söylenen kaldırım taşı. Ben
Hamdi Bey kart vizitini göndermiş. Ay, eyvallah olsun. Giderken inşallah ihtiyacımız olmaz ona. Şarkıda adı geçen kaldırım taşı. Ay. Peki. 4-500 binle devam ediyoruz. 50 bin ve 75 binimiz var. 4 tane de sarımız var. Ve biz yolumuza Demet'le devam ederken koskocaman alkışlarla Okan'ı arabaya gönderdik. Evet. Arabaya girmeden önce Demet'e söylemek istediğin bir şey var mı? Sen halledeceksin aşkım, ben inanıyorum. Rahat rahat, sakin sakin. Senden bir şey rica edeceğim. Çok sıcak oluyor. Şu gömleğimi çıkartabilir miyim? Ben çıkartayım mı istersen? Tabii. Hadi be. Ay, tek başına çok zor. Ya. Aa, bir şey söylemese de şurada iyiydi be. Değil mi? Daha ne söylesin adam ya? Peki. Okan'ın doğru adam olduğunu nereden anladın? İlk biz bunu yemekte bir kere ektim. Sonra kahve içmeye, artık ayıp çünkü sürekli ekiyorum, şey yapıyorum. Neyse, bir kahve içmeye gittik. Nasıl konuşuyor biliyor musun? Allah, bütün Amerika'da okuduğu şeyleri anlatıyor. Basketbol oynamış, onları anlatıyor. Üniversite yıllarını anlatıyor. O böyle anlatıyordu, ben böyle dedim. Aa, evlenirim ben bu çocukla. Evet, evleneceğim. Bilmiyorum, o bir histi. Fazla konuştuğu için herhalde. Yani vallahi birden geldi. Aynen, ama iyi ki de evlenmişiz, iyi ki de Hira olmuş, taçlandırmışız evladımızla. Çok güzel ya. Ya Darısı, ben her zaman söylüyorum. Hani Darısı isteyen herkese bir de hani evlilikten... Mesela bunlar evlilikten korkuyormuş gibi bir his var içimde. Korkmayın. Korkmayın, korkmayın. Korkuyor musunuz? Yani ben evlilikle bir ilgili bir fikir söyleyemem çünkü Emrullah evlenme teklif etmedi zaten bana. Aa! Ay, skandal! Bir şey söyleyeceğim. Okan da zaten hani çok isteyerek olmadı. Baktım. Ya ne alakası var ya? Baktım, yine aynı konuya geldik. Baktım şey, hiç ne evlilik lafı açıyor ne bir şey açıyor. Şimdi orada ya, rahat rahat sallayabilirim. Ondan sonra ben de arkadaşım dedim, sen benimle evlenmeyeceksin herhalde, biz ayrılalım. Tamam dedi o da. Düşünebiliyor musun? Biz bir gün ayrılık yaşadık, o eşyalarını topladı falan. Ben hemen kızlarla sokağa. Klasik, hemen kendimi sokağa attım. Ondan sonra neyse, sonra bir baktım sabah 6'da dikildi. Sana ilk kez duyacağım bir şey söyleyeceğim dedi. Şu kadar açtım. Vallahi daha önce duymadın dedi, bu kadar açtım. Sonra girdi işte, evlenelim mi, böyle ruhsuz ruhsuz. Yani erkekler bu konuda biraz şey oluyor tabii ki. Yani Ruhan, acık sen bir şey yapacaksın kızım. Senaryo yabancı gelmedi. Aynı şeyleri yaşadı. Biz de bir gece ayrı kaldık, ayrıldık falan, her şey bitti dedik. Sonra neyle geri döndü? Sonra çiçekle döndü. Ay, kuru. Kuru çiçek. Bir çiçekle döndü. Ben o kapıyı hayatta açmazdım. Ben de açıp çarptım zaten. Emrullah efendim. İlker Bey, şöyle söyleyeceğim. Evet, böyle söyle. Böyle bir an yaşandı ama ben evlilik teklifi için doğru zamanı ve doğru enerjiyi bekliyorum. Ya Emrullah, bunu geç. Demet Hanım, şunu söyleyeceğim. Her zaman savunduğum bir şey var. Senin ayaklarını gerçekten bu teklifte yerden keseceğim diye iddiayla konuştuğum için ve onu mutlu etmek beni çok mutlu ettiği için ben bunu yaparsam hakkıyla yapmak istiyorum ve doğru zamanı bekliyorum. Güzel. Aferin Emrullah. Ne, evlenmek ve düğün demişken burada bir düğün yaptık. Seyretmişsin onu. Evet ya, çok ağladım. Ay, ne ağladım, içim çıktı. Zaten sosyal medyada da paylaştım. Gerçekten çok güzel bir programdı ve çok güzel bir düğündü. O çiftin böyle, ne bileyim, inanılmaz geçti yani bana o böyle. Yani işleye, kanırta geçti. İnanıyorum. Ya! İnan. Yok artık ya. İnanmıyorum.
Peki sen mesela seyrediyorsun, çok duygusal olduğunu zaten herkes biliyor. Bu kadar duygusal bir insandan bu atarlı şarkılar... Ama çok enteresan, ben de mutlu aşk şarkıları mesela... Ben de, onu tabii benim fanlara sormak lazım. Ben de çok yakıştırmıyorlar. Yani ben bunu birkaç şeyde denedim. Bir tek bunun dışında Evli Mutlu Çocuklu, Çalkala ve Türkan haricinde bana mutlu aşk şarkısını yakıştırmıyorlar. Hep atarlı giderli bir hal var. Zannetme yani. Ben de o kadar mutlu mesut değilim. Yani yine evde bizde esiyoruz, gülüyoruz. Kendi çapımızda. Kim daha çok özür diliyor? Ben. Ya çok özürlük tabii. Allah'tan öyle bir şeyimiz yok. Ya zaten mevzu bahis bir tane mevzu var. Yasak yerler, yasak restoranlar, yasak AVM'ler, oraya gidilmeyecek. Burada bak, yemek yemeyecek, onunla görüşülmecek. Hep ben, hep ben. Ne diyor acaba bana şu anda, çok merak ediyorum. Şu anda dörtleri yaktığına göre dört. Başka ne desin ya? Vay be, öyle şeyler mi var, yasak yerler mi var? Evet, onlar olmasa ama kıskanç. Ama kıskanç adam, seven kıskanır diye kendi söyledi. Bir de hayatım, yani ben şimdi yani nasıl kıskanabilirsin ki beni? Bak adam benim fanım, hayranım. Kıskanı öptürmedi, bir öpüşemedik Fatih'le. Aynen. İstiyorsan öperim canım, sıkıntı yok. İyi oldu. Fatih. Tabii şimdi Fatih arabadayız kardeşim. Fatih, sağlığını düşünüyorsan dur yer, olduğun yerde dur. Peki. Okan gelene kadar üç kutu açtırıyoruz. Harikulade bir tabloyla gitti. Geldiğinde nasıl bir tabloyla karşılaşacak senin elinde? Evet. Kalbinden geçen. Hadi bismillah, 17'yi açtıracağım ben. 17? Evet. Acaba Okan ne diyor şu an? Ona... Açacak mısın? Yine hazır değilim ama açacağım yani. Biraz stüdyoyu boşaltalım mı, seni bir yalnız bırakalım? Hazırım. Kırmızı değilse aç. Umarım değildir. 17 mi? 17. Evet, ya. Açalım mı? Ben biraz daha hızlı gideceğim tabii. Dükkan senin. Açalım mı? Evet, açalım. Hadi. Hadi bakalım. Demet, Okan arabada, Okan'a ve teklife üç kutu var. Helal aşkım. Wow. Süper. Evet, Okan dururken. İki kutu daha açıyoruz. Hadi aşkım. Of of. 17 ile 7'den birini de hissediyordum. 7 de olabilir ama 7 kesin. Hadi bakalım. 17, 21. Güzel. 21 bakayım. Samet güzel. Demet Hanım, saçtan olmayalım. Ay işte tam rengine boyayacağım yani. Ya da gri yapacağım. Ne diyorsun, 21 mi? 21. Gerçekten. Hazır Okan yokken ne yapalım? Aman! Öf! Şurada kız kısa oynuyoruz. Geldik, bu kadar adrenalin yeter işte. 21. Hadi bakalım, 20 yılı geride bıraktık. 21. yıl için 21 numaralı kutu açalım mı? Evet.
Aşkım. Aç gelsin abicim. Kesin küçük ya. Okan'a ve teklife iki kutu kaldı. Bir de. Oraya. Güzel, güzel, süper. Güzel, süper. 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 Saçlar duruyor abi. En zoru ona kalacak yalnız. İçeride şimdi. Maviler azalıyor. Sarılar da öyle. Ayıp söylemesi. Herkes vursun tahtaya, çimdirsin bir tarafını. Ya çok iyi ya. Herkes vursun tahtaya. Ponte ponte daha kırmızıya dokunmadık. Evet, mavinin teki kesin şunda yani. Buna adım gibi eminim. Beş numarada mı? Evet abi, öyle hissediyorum. Sekizde ne var? Onu bilemiyorum işte. Ama bunda kesin ve kesin çok ufak bir mavi var hem de. Uğurlu cüzdan burada. Evet. Demet Hanım. Şu dörtlüden birini bozdurabilirsiniz. Öyle mi diyorsun? Bence Serkan... Kaçtan bozuyorlar onları? Bir de dördünün de suratını bir görsen. 500 binden bozarlarsa aynen. Bozuluruz. Yaparız o zaman güzel. Sıkıntı olur. 15'te 14. Ya bence Seyfullah Bey'de ufak var. Ay ben 6. 6 kimin rakamı biliyorsun? Okan'dan önce son kutu. Okan en çok neye sinirleniyor? Eyvah, yine top bana geldi abi. Okan dediğim gibi işte hani onun istemediği bir şey yaparsan sinirleniyor haliyle. Ben de yapmamaya çalışıyorum. Evlendikten sonra değişen bir huyu var mı? Yok. Çocuktan sonra? Çocuktan sonra değişen huyu da yok. Tabii biraz bana ilgi, alaka azaldı tabii ki. Eskiden çelenkler gelirdi hayatım. Çelenkler gitti, bir bukete bile razı hale geldik. Ya onlar böyle bir şey olmuyor yani. Böyle bir şey olamaz ya. Sihirli bir değneğin olsaydı hangi oyun değil? Direkt şu kıskançlık oyunu yani. Çünkü yani kendimi o zaman güvensiz hissediyorum, anladın mı? Bana diyorum niye bunu yapıyorsun? Yani bana kendimi kötü hissettiriyor. Yoksa onun için ama şimdi kadınlar için de kıskanılmasan da bir dert. Genel yanlış mı düşüyor? Ya beni niye kıskanmıyorsun diye. Ama bu kadar kıskançlık da kötü bence. İşte ya sen gidersin ne oldu ya? Hayır, mesela benim bazı kız arkadaşlarım var hani evli, bekar çok yok da. Hani evli kız arkadaşlarım, ben ona karşıyım mesela hani işte kız kıza tatile gidiyoruz, kız kıza bir yere gidiyoruz. Ben onu da istemiyorum yani ben zaten tatile gittiğimde kız kıza bana ne abi ben eşimle o anları paylaşmadıktan sonra. Ha bir de bak böyle yüce bir kadınım diyorum ki istediğin yere gidebilirsin ki biliyorsun o huyumu. Gidebilir. Rusya'ya bile gidebilir arkadaşlar. Ama gitmiyor nedense. Rusya'ya bile derken uzak olduğu için. Ha. Evet. Yunanistan yakın, Rusya'ya bile soğuk memleket. Kıskançlık konusunu ben çıkınca anlatacağım dışarıda. Herkes dinleyecek. Üşüsen bile git diyor. Of Allah'ım yarabbim. Tabii büyük sürprizleri falan vardı değil mi? Bir tır meselesi var. İşte o ilk yıllar çok şahane şeyler yapıyordu. Gerçekten ayaklarım yerden kesilmişti. Böyle işte Kürşat'la bir işe gidiyorduk herhalde konsere mi ne? Kürşat böyle bir yavaşlıyor, bir şey yapıyor. Sürekli telefonda, mesajda falan filan. Hadi yani çalışırken normalde almaz telefonunu o kadar fazla eline. Sonra işte böyle E6'da gidiyoruz. Sonra şöyle bir döndüm gerçekten yanımda böyle kocaman bir tır ve işte seni seviyorum canım karıcığım falan. Ama koca tırı şey yapmış. Fotoğrafı var galiba bizde. Ama yok artık yok öyle şeyler olmuyor. Ya nasıl artık yok ya? Ha bu arada. Ben bir şey demiyorum artık. Ya İlker Bey gerekli zaten savunmayı sunuyor. Arkadaşlar fotoğrafı çok zor bulmuş çünkü çok eski bir fotoğraf. Ay yaşa be! Böyle bir şey olamaz ya. Ay, ay. Bu konuyla ilgili dertli olduğunu bildiğimiz için
tırı bulduk. Getirdiniz mi? Ve biz de sana bir tır hazırladık. Yemin et. Vallahi billahi. vallahi billahi. Evet, vallahi billahi yani. Madem uzun zamandır öyle bir şey almıyorsun, biz de seni bu konuyla ilgili mağdur edecek halimiz yok, değil mi? Tabii. Evet. Oğlum neye evet diyorsunuz bilmeden birazdan mahcup olabilirsiniz. Sana güveniyoruz abi. Madem sana tır hazırlanıyor, bizim elimizde armut toplamıyor. Bir tır da biz hazırlarız, değil mi? Evet. Peki. Şöyle iyice açılın, tır gelecek şimdi. Tır gelsin. Ya. Ya. Bu arada sevgili fanlar, Demet'imizi üzedi üzeriz net. Abi görüyor musun? Ya süper ya. Yalnız Okan'ın şey, tırları da sarı. Bunu bilip mi yaptınız sarı gerçekten? Yok, çocuklar oyuncakçı da bunu bulmuş galiba. Evet evet, bilerek yaptık bunu da. Yalnız şey süper, inanılmaz inanılmaz. Allah yatak odasına koyacağım. Televizyonun üstüne. Süper. Ama eminiz ki Okan çok daha iyilerini yapacak. Tır. Tır. İnşallah. Baksana abi aynı. Harbiden o yüzden dedim ya. Aynı aynı evet. Ciddi aynı. Helal olsun vallahi. Sağ ol, teşekkür ederim. Hatırlatmam bile hoş oldu. Biliyorum, biliyorum. Hayatım zaten onun için yaptığım çaktırma. Tamam. Hadi bakalım. Her zaman benimle de dertleşebilirsin. Ne oluyor oğlum bana? ne açıyoruz? Ah. Nerede kalmıştık? Belki şu dördü baksana nasıl bakıyorlar ya. bir şeyi var, sıkıntısı var bu yarışmanın. Şimdi beş kutu sonra dört kutu, orası iyice baskı haline iyice büyüyecek yani. Ya aslında çok tatlışız biz. O çok... zaman iki diyeyim ya. Kızımın şansını artık. Şansı. Hep şanslı olsun inşallah da. Amin. Allah hep iyilerle karşılaşsın. Amin. Amin. Açalım mı? Evet. Aç. Aç. Haydi bakalım. Yoksa benim kızım. Sınıf başkanı Fatoş. Bira'nın söylemiş olduğu iki numaralı kutu. Abi, çıktı. Teklif'ten önceki son kutu, Okan'dan önceki son kutu. Bira'ya iyi şanslar diliyorum. Wow. Süper. Güzel, güzel. Süper. Süper. Oh, bu iyi. Sağ ol. Nasıl ya? Tabloya göre efsane. Evet, çok evet. Süper. Yani bir bir değil ama olsun yine de. Arkadaşlar, 2, 4, 6, 8, 10 kutu açtık ve daha hiçbir kırmızıya dokunmadık. Evet. Maşallah. Maşallah. Tabii ki bu Okan'a çok büyük bir kasnak. Tabii canım. Bak, Okan, evet, evet. Okan Kunduz'unu gördünüz mü? Arabadan çıktı, kıstı gözleri nasıl hesapladı? Aynen, ne hesapladı o? Ben numaralara bakıyorum. İnsanlara, yani arkadaşlara baktığım zaman yanlış etkileniyorum. Şimdi teklif zamanı, kaldırım taşı. Hamdi Bey, pırlantaya teklifini...
Alo. Merhaba. Nasılsınız? Beter olun. Aynen öyle. Aynen öyle. Açmayacağız, açmayacağız. Kutular bizim değil mi? Açmayacağız. Aha. Tamam. Aha. Şaka. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Nedir? Var mısınız, yok musunuz? Diyor. Tarihinin en iyi ikinci teklifi. Aa. Çünkü şimdiye kadarki bu andaki en iyi tablo. Evet. 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 Ya. Duyuyor musun minik bu arada konuşulanları? Duyuyorum aşkım. Hamdi Bey'in ikinci teklifi 33.005. Bravo. ₺20.000'lık efsane ilk teklif. Yani var mısınız yok musunuz sınırları içerisinde. İkinci teklifte tüm zamanların en iyi ikinci teklifi. Düşün yalnız minik hanım, hemen yok falan değil mi? Tırı da alıyor muyuz? Tır benim canım. Pardon. Tırları değişelim. Yollayalım, ayıp ediyorsun. Tamam, yolla. Ay ay. Teklif bu. Sizi cezbetmek için biraz yüksek geliyor ama. Dikkat edin yani. Patır patır kırmızılar açılacak şimdi. İçimde çok kötü bir his var. Alalım gidelim emine. Mis gibi. Cevap veriyoruz. Aa. Hanımına bir danış bakalım. Şampiyonlar var. Adam adam. Hadi be. Şampiyonluğa doğru adım adım diyor da. Bak bundan sonra patır patır açılacak onlar, ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim, sana bırakayım. Bir sonraki teklif için sadece 3 kutu açacağız. 3 kutu. 3 kutu sonra bir teklif daha geliyor. O da bende. Hadi o zaman. Buyurun. Buyurun sorayım. Hamdi Bey'in 33.500 liralık teklifine var mısınız, yok musunuz? 5, 4, 3, 2, 1, yok mu? Sana bol şans. Sen de bizden korkulan bütün numaraları açtın. Ben seni götüreyim aşkım arabaya. 2 ay önce falan yine evi çiçekle donatıldı. Bunlar sürpriz sayılır. Bunlar yalandan sürpriz oluyor. Her ay bir tane tır dönecek hali yok ki arkadaş. Sen yokken de burada konuşup duruyor Okan. Bir şey de demek istemedim şimdi. Selektör yapıyor. Evde görüşeceğiz diyor. İnan yani dört dörtlük. Hem eş olarak, hem anne olarak. Hadi be Hasan abi. Dört. Hadi abi. Hayır! 18 mi? Hayır! Evet. Evet. Mavi. Açık. Niye açtırıyorsun 15'i? Oğlum, inanamıyorum sana ya. Hiç umutlu değilim. Arabaya girmeden Okan'a son söylemek istediğim bir şey var. Minik çok umutlu değilim senden. Niyeyse böyle bir şey var. Ne, sana güveniyorum demek isterdim. Ama. Ama. Sıkıntı şans yok. Senden yana olsun minik. Abi, öptüm inşallah. Seni. İnşallah. Yani sen yokken de burada konuşup duruyor Okan. Bir şey de demek istemedim şimdi. Ne o kadar sürpriz yap, yine yaranam arkadaş. Ya değil mi? Ya her ay bir tane tır dönecek hali yok ki arkadaş. Ya bir de bu sürpriz olayı var ya, hani yapmıyor diye yaklaşık bir 2 ay önce falan yine evi çiçekle donatıldı. Ondan önce yani Dubai tatili, Milano tatili, bunlar sürpriz sayılmıyor. Bunlar yalandan sürpriz oluyor. Yani
Öyle bir durumumuz var. Şimdi arabanın içindesin aşkım, hiç sesin gelmiyor. Meydan bende. Peki şimdi Demet olmadan 3 kutu açıyoruz. Evet. Selektör yapıyor. Evet. O ne demek? Sen daha iyi bilirsin herhalde. Evde görüşeceğiz diyor. Peki Demet'in evlendikten sonra değişen bir huyu var mı? Yok. Çocuktan sonra? Çocuktan sonra bana karşı yok ama tabii annelik duygusu çok şey. Acayip. Baskın çok çok çok. Dün gece mesela işte uyandı, yanımıza geldi. Ondan sonra tabii ben geri uyumuşum. O beşe kadar gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş. Biraz hafif rahatsızdı. Geçmiş olsun. İnanılmaz. Kulağı onun odasında böyle. Çıtı pışt bir bakıyorsun hemen yetişiyor. Benim gitmem bir 6-7 dakikaya alıştı. Doğruluyorum ben. Kendime gelirim. Hikayeyi bir yerden biliyorum. Evet. Aynı hikaye, aynı hikaye. İnanılmaz baskın bir aile, annelik ruhu var yani. Peki anlattığı kadar kıskanç mısın ya da? 7-24 eşimizin yanında değiliz. Zaten yaptığı işten dolayı da sürekli göz önünde olan bir insanı zaten kıskanmak, o çapta kıskanmak mümkün değil. Çünkü en azından haftada 3 tane konseri var. 1000 kişiden 3000 kişinin önüne çıkıyor. Hani neyi kıskanabilirsiniz ama normal kendi sosyal yaşantımızda hani diyor ya bazı yerlere gönderme. Onu da ben gönderme demiyorum. Hafta sonu beraber gidelim diyorum. Bunun neresi kıskanma? Götürmüyor muyum hafta sonu? Soralım. Bağlanalım arabaya. Götürüyor, götürüyor. Sağ olsun. Allah razı olsun. Peki, o bahsettiği kadar rahat mı hakikaten? Yani nasıl? Kıskançlık konusunda gezebilir misin, tozabilir misin? Ben kendim istemem ama o da yollamaz. Onu da söyleyeyim. Öyle mi? Tabii. Peki, evlenme kararı aldığında bu kadar göz önünde olan popüler bir insanla evlenme konusunda hiç böyle bir tereddüt, bir ikircik kalbinde bir şey yaşadın mı? Hiç yaşamadım. Ben gördüğüm an zaten aşık olmuştum. İlk gördüğüm an aşık oldum. Üçüncü günden sonra evden bir çıktım. 5 sene oldu. Hala eve dönmedik baba evine. Beraberiz yani. Evlenmeye karar vermiştim ben. Öyle hiçbir korkum, kaygım, hiçbir şey olmamıştı. O kahve içerken, sen anlatırken kendini beğendirmeye çalıştın. Ben ona bir prezentasyon yapıyordum kendi çapımda. Sunum hazırladım. Tabii sunum hazırladım. Ay. Peki sende bir değnek olsa Demet'in hangi huyunu değiştirirsin? Vallahi hiçbir huyunu değiştirmem. İnan yani dört dörtlük hem eş olarak, bir anne olarak. Allah razı olsun be. Kendi iş hayatında da çok başarılı. Ya mesela albüme girdiğinde yaklaşık 4 ay gece bütün İstanbul'un stüdyolarını geziyor, aranjörleriyle buluşuyor, şarkı okuyor. O albüm hazır olana kadar yaklaşık 4 ay uykusuz geceler. İşte konserler bir yandan devam ediyor. Tabii. Çocuk var. Allah Allah. Şimdilik bir tane. Şimdilik bir tane, ikinciyi. Aşkım çok ısrar ediyor da ben istemiyorum. Biraz hayatımda yaşıyorum. Ay, ay, ay. Ya efsanesin ya. Bak, helal olsun. Geliyor. Arabanın gözü parladı. Evet aşkım, evet aşkım. Biraz bekleyelim hayatım ya, sonra yaparız. Hayatımızı yaşayalım. Ay Okan süpersin. Helal olsun. Helal olsun. Al, şimdi. Seni. 3 kutu. Demetsiz. Cem, ne diyorsun? Başından beri 11 diyorum. 11 benim için önemli bir rakam. İnan yani. İlk giydiğim forma numarası. Çok ben severek. Ben de 10'u... Bir sezon geçirmiştim 11'le ama. Fatih de 11'e kırmızı var diyor. Evet. Cem 11'i aç diyor. Bir numara yakmayabilir Emel arkadaşımız. O kadar ben de bir numarada küçük bir şey varmış gibi hissediyorum. Evet. Ya bir Emel yapalım ya. Güzel. Emel'cim korkma. 18 derken selektörü gören Okan arabanın dışında tatlı bir geri vitesle bir diyor. Bir aç Emel'cim. Evet. Bir mi? Bir. Açacak mısın? Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Bir mi? Bir. Açalım mı? Açalım. Tamam. Beni orada olmayınca sanki o boyutta değilim. Ne güzel bir şey.
Okan'ın kendi turunda açtığı ilk kutu. Demetsiz. Hadi 1 TL. Geliyor. Bir numaralı kutu. Hadi birden bir. Bilmiyorum ama inşallah sizin için mavi açıyorum. Ya. Herkes. 500'ü bulduk. Emel'le hisset, kalbi temizle hisset. Söylemiştim. Korkuyorum demiştim. İlerin çıkıyor bu 500. Yanıldır. Ben mastermind bir. Sıkıntı yok ya. Aynen öyle. Ne alaka biri söyledin abi ya? Hiç karışmıyorum, ne halin varsa gör. Teklife iki kutu var, devete de iki kutu var. Açtık. Finalde bulduk. Gördük. az önce hem aile turu hem de mavi turun ne kadar acayip turlar olduğunu gördük. 500 bini kaybettik. Ancak 3 tane daha kazanmıştık. 3 tane 500 binle devam ediyoruz. Evet. Hala efsane bu arada. 500 bin açtık ama hala iyiyiz. 2 kutu daha açacağız. Hemşerim ben açayım ya. Darda bıraktım. Kalma yani. Açacak mısın abi? Açayım. Aynur ablayla Hasan abinin arasından birini seçelim. Bence de. Diyorum. Ama Hasan ben olmasın ben. Bir şey söyleyeceğim. Kazanır mıyız, kaybeder miyiz bilinmez. Lakin kısmetten öteye gidilmez. Doğru. Varsa nasipte bir gram bile ölçülmez. Takdir Allah'tan gelsin, kaderin önüne geçilmez. Sevgili seyirciler, Türk Sanat Musikisi programımız devam. Yani açalım mı açmayalım? Açalım diyorum yani kader, kısmet. İstatistikler Aynur diyor. Ancak az önceki hareket Hasan diyor. Evet. Hemşerim, Hasan abi açalım o zaman. Hemşerim 500 lira alacak, ben 1 lira açacağım, ben de arabayı alacağım. Evet. Hadi inşallah. İnşallah. Hadi inşallah. Keşke. Aç Hasan abi. Aç. Ben açayım. Aç abi. Aç. Hadi tamam. Bakalım. 18'i mi açıyoruz? 18. Adıyaman. Açıyorum. Açıyoruz abi. Açalım evet. Abi. Hasan abi hemşerim. Aç abi. Adıyaman. Hasan abi gel dedi, gel dedi, gel dedi. İstatistikler Aynur ablayı gösterirken Hasan abi inisiyatif aldı. Okan Hasan abi seçti. İnisiyatif almak
Gerçekten. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Abi, eline kesinlikle sağlık. Helal olsun. Ben böyleyim, bazen yapıyorum hep. Allah razı olsun. Eline sağlık abi. Sana denk geldi. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Tekliften önce son kutu. Ah, dur abi, daha bir hepsi. Son kutu. Aç Aynur ablayı da ya. Korkanları açmak lazım aslında, biliyor musun? Serkan korkuyor, Alican korkuyor, Fatih korkuyor. 11 ya, ya da 22. Ya korkmuşlarında haklı çıktıkları da çok oldu ya. Onun için... Bu kadar atarlı şarkı yapıyor ya Demet. Evde de atarlı mı? Bana mı? Evet. Yok. Bana sökmez. Bana niye atar yapsın ya? Peki sağa sola atar yapıp sen sakinleştirmek zorunda kalıyor musun? Oluyorum arada. Tabii bazen... Her zaman. Pompalamadan sakinleştiriyoruz yani. Ortam şey olmasın diye, gerginlik olmasın diye ama... Sinirlendiği oluyor ama haklı yerde sinirleniyor ama bazen... Araya giriyorum ben, gerek yok. Hadi bunu... Güzel yemek yapıyor mu? Yapar, çok güzel yemek yapar. Ne? Yemeklerle kandırdı beni zaten. Öyle mi? Neyi tane... çok seversin? Ben et yemeyi çok severim. Et memleketten dolayı. Güzel et sotemiz vardı. Mısırlı yapar bana, çok güzel. Yanında pilav. Olmazsa olmazımız yeriz. Pilav mı dedin? Karbonhidrat. İlker Bey. Efendim? Bunu yiyecekten açılmışken Aynur ablam elleriyle bir şeyler yapıp getirmiş sizlere. Öyle mi? Evet. Aa. Ne o? Mantı yaptım. Elmalı kurabiye yaptım. İçli köfte yaptım. O biraz kendinden geçti tabii. İçlendi. Yanınızda mı? Yanımda hepsi. Gerçekten mi? Evet. Dur Fatih. Hay Allah razı olsun be. Olsun. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle aldım. Şunları şöyle aldım. Böyle aldım. Organik ekmek. Organik ekmek. Şimdi öncelikle bunlar burada yenmeyeceği için bunları hemen benim arabaya koy. Bak kimse olmasın. Çünkü burada yenemez onlar. Hadi bakalım. El arzu edersen direkt alırsınız. Abi masaya bakabilir misiniz? Oo. Her şeyi var. Ben gözüm. Meşhur biberler. Acı sever misiniz? Of. Acı mı? Adamın göbek adı acı. Of. Ger Bey. Of. Ben ne yapıyorum? O ne ya? Ne yapıyorsun? Biber götürüyor. Biber. Acı çekiyorum. Ya, hayır, Allah seni kahretmesin. Ya Miram adam ya. Serkan, tamam. Serkan. Serkan. Tamam. Tamam. Tamam abi. Serkan, Serkan, tamam. Tamam. Elinde kalacak abi. Ya çocuklar şu boşu alın Allah aşkına. Nedir abi ya? Acı çekiyor abi. Oo. Ahım. Hem de bu iğrenç espri için bugünü seçti yani. Ne fark eder bugün yani? Ve rezil oldun. Ay nasıl üzüldüm bak şimdi. Hem de Demet Akalın. Koca Demet Akalın, Okan Bey var. Gel de acı biberi gezdiriyorsun. Abi de ne? Korkunç bir espriydi. Ya acı çekiyorum dedi ya. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Fatih yaratıcı ya. Sağ olsun. Vallahi dün aklıma geldi. Tamam, tamam Fatih. Tamam. Tamam. İlaçlarını verin şu çocuğa. Serkan. Okan Bey'i ben programın başında uyarmıştım. Bahsettiğim durum bu. Evet. Doğru söylüyorsun. Evli biber. Sanıyorum aynı yarışma. Biber sağladı. Hatal da var. Evet. Şimdi... İnşallah. Ah minik, şu 500'ü açtırmayacaktın ya. Kadın açma dedi. Ah. Ah. Ah minik ah. Okan Bey, ben bir mavi söylersem. Sus be sen. Deplasmana gidelim. Ne? Odese. Ukrayna'ya git. Demet Hanım dedi Rusya'ya gidebilir, izin verir mi? Ukrayna demedim oğlum. Ama Odese'ye gidiyor. Deplasman.
Bizi öldürecek. Neden abi ya? Neden? Fatih. Ayak geliyor sağ olun hocam. Fatih. Efendim. Fatih. Efendim. Fatih. Buyurun benim. Ben ne dedim evde? Tamam. Ay. Tamam. Aa. Bir kutu daha açıyoruz Okan'cığım. Sevgili seyirciler, var mısınız yok musunuz? Ailecek izleyebileceğiniz bir program. Bu programda şimdi bir kutu daha açıyoruz. Bir tanesini bulduk zaten. Ya şimdi şöyle bir durum var. Aynur abla genelde hep mavi ve sarı açtı bir kez. Yani neden hep Aynur Hanım'dan korkuyorsunuz? Yani veya 11 uğurlu rakamlı niye başta açtırmadın abi? Sona bırak. Ya da böyle bir şey. Daha yapsın yani. Ben geçeyim. Sen ister. Allah Allah. Baştan niye açtırmıyorsun? Milleti burada tutuyorsun. Aynur Hanım'ın nesi vardı açmadın? Ne geçiyor kalbinden? Tuğba. Aynen. 15 mi? Aynen. Evet. Aa ne alaka? Açalım mı? Hayır. Tuba çok korkuyor. Evet, size mavi açmak çok istiyorum Okan abi. İnşallah mavi açarım. Hadi açalım. Kırmızı istemiyorum. Hadi deneyelim. Hayır! 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 11'den 15'e mi sektik? Ya, biraz öyle oldu. Hadi aç. Tekliften de Demet'ten önceki son kutu. Ya sen ne ayaksın oğlum? Ya sen var ya ruh hastasın. Oğlum niye açtırıyorsun 15'i? Okan abi özür dilerim. Hiç açmak istemedim ben. Ne alaka yani? 11'i niye açtırmıyorsun? Biri açtırdın inanamıyorum sana ya. Biri de problem. Harbi inanamıyorum yani. Fırça yedim gördün mü? Ha, deminki parayı alıp biz uzayacaktık. Ah ah minik ah. Sıkıntı yok şu an. Ha, ne sıkıntı olmayacak? Daha ne olsun anasına yandığımın? O 100 değil biliyorsun. 500 yani giden. 500? Tabii. Mavi turdan kazandığımız bir 500 bin vardı ya. Gitti. Yani demin aşkım alacaktın sen o parayı. Uzayacaktık yani. Güzel güzel. Neresi güzel be? Ablo süper bence. Ya sorma. Abi iki tane 500 var. Demet'in yokluğunda 1 milyon açtım. Yani. İyi harcadın. Çok iyi yarışmacıydı değil mi? Dolma çok güzel aşkım. İnanılmaz yapmış anne. Demin abla, ben buna dedim parayı al. İterem. Hiç problem yok. İçeride var ya beni deli ettin yani deli. Hayır! 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 Hamdi Bey! Ama şu biri niye... Abi tablo hala iyi bence. 4 Aşkım yani... Bence de öyle. Ben süper. Onlar zaten havadan gelmişti. Eyvallah da sen nasıl ama iki tane 500 var. Bir alo. Anlamıyorum. Ben Emel'i... Merhaba. İnandım, sıkıntı yok. Neye inandın? Kadın bas evet. Bas bağırıyor. No. Aynur abla. Şimdi Aynur abla dersin. Teşekkürler. Kaç? İyi 1 milyon yedik değil mi? Gitti. Teşekkürler. Aha. $20.000 ilk tekliften sonra 33.500 liralık ikinci teklif geldi. Ardından üçüncü teklif 30.000 lira. Fena değil vallahi güzel, Allah bereket versin. Aman canım. Aa, tabii. Yolda canım. Yürüyorsun ayağında takı bir bakmışsın 30.000 lira. Say ama yine yerden de olsa say. Aşkım bak. Buradan sonra şey döner. Alalım paramızı mis gibi. Hiç uzatma bence.
Değil mi? Karar benim değil, sen karar ver bu sefer. Aa, ben hiç, ben buradan sonra şans döner abi artık. Yani ben çünkü senin de kendimin de açtıracağım sayıları biliyorum. 2500 daha var ama, 50-75 var. Ama bizim değildi zaten, 500 bin olsa ne olur işte. Ama devam edilir bu tabloda. Bir tane orijinal 500 açtırdım ben ama ya. Şu anda kutularda 2 tane 500 bin var. Evet. Çok fazla açgözlülük de iyi değil, biliyor musun? Evet. Bir tane 75 bin, bir tane 50 bin var. 4 mavi, bir sarı var. Ya sen bu kutularda büyük olduğuna inanıyor musun? Ben asla inanmıyorum yani. Hani kutumuza gidelim, kutumuza gidelim diye bir iddia yok. İkisinde de büyük var. Geçen hafta... İkisinde de büyük var. Geçen hafta Okan'ın adaşı, Okan'la Şeyma, kutusunda bir mavi, bir sarı olduğu halde 104 bin lira aldı. Evet. Ne? Ya! Bize şimdi kabul etmezsek kaç kutu daha açacağız? 3. Ne diyorsun Minik? Ben açalım diyorum. Ben diyorum yani. Açalım derken? Kutu açalım. Ben de no diyorum. Şansımız buraya kadar diyorum, zorlama diyorum. Bir 3 kutu daha gidilir ya sanki. Riskine girilir 3 kutunun. Aynen. Daha. 500'leri bulmadığı sürece sürekli artacak sonra. Sürekli teklif artacak. 500'lere dokunma yeter. Yani teklif artacak mı? 2500'ü açtırırsan ne teklifi? Bir tanesi açılsa yine, iki tane mavi bulsak yine bundan fazla veya en azından bunun kadar yine alırsınız. Aman o zaman yürü devam. Bas kaza. Bas kaza. Peki Hamdi Bey'in 30 bin liralık teklifine var mısınız, yok musunuz? 3, 2, 1, yok! 30 bini vereceksin bana canım. Nasıl kaybedersin? Bundan sonra kutular sende. Hayır. Böyle. Bravo! Sen niye bu kıza evlenme teklif etmiyorsun? Oğlum et düğününe geleceğim bedava, hadi bakalım. Bu kadar şahit varken, hazır Demet'i bulmuşken. Vay. Ve 3 oldu! Hayır. 3. Bir su kaldırım taşıyla ayrılacağız burada. Ben neler gördüm bu stüdyoda. Neler gördüm, neler neler geldi başıma. Vay. Peki. 500 binleri açtığımıza göre... 500 mü derler buna zaten? Meşhurdur ya, 500 binci Okan der, bilirsiniz. Okan Kurt meşhur, 500 binci Okan yani. Vallahi 20 dakikada 1 milyon ezdik. Helal olsun be, yakışır. Canın sağ olsun. Eyvallah. Canın sağ olsun. Evrula farkı kapatacak gibisin yani. Sen niye bu kıza evlenme teklif etmiyorsun? Dedim ya İlker Bey, kendisi. Oğlum et düğününe geleceğim bedava, hadi bakalım. Alyans yok. Kim fırlattı onu? Orada. Bak orada. Hayda. Yalnız bunu bir de kutu rica edeceğim ben. Ya hadi yürü. Gel bak, kutu da burada. Gel bak. Bekle. Arkadaşlar bekle. Madem öyle. Ruhan. Benim tek taşlardan bir tanesini getirin. Tek taşlar. Ciddiyim. Sen yerine geç. Hazırlan. Hazırlan.
Vallahi Demet'e nispet olsun diye kendimi hazırlatmıştım. Eğri mutlu çocuktu. O halde buna aman sakın kaybetme çünkü biraz pahalı. Çok dikkat et, biraz pahalı, sakın kaybetme. Hayatım, gelir misin? Gelir misin? Aa, gelirim. Vay vay vay. Yedi ay önce girdin hayatıma. Masal kahramandım sen benim. Şu an herkesin huzurunda benimle bir ömür mutluluğa var mısın? Hayır de kız. Olay yaratalım biraz. Geçen günlere şey olsun. Olay yaratalım biraz, aksiyon olsun. Aynen. Demet Hanım ama az önce gibi söylediniz. Orhan abi. Programdan sonra, programdan sonra bir daha Demet'i bulamazsın. Sen evet de. Bu kadar şahit varken, hazır Demet'i bulmuşken. Vay, bravo. 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 Evet diyorum. Evet. Sağ bir sola, çalkala çalkala, bir sağ.
Adama böyle seve seve, içten, canı gönülden, isteyerekten teklif ettirir miyiz? Ettiririz. Ebru'lar nasıl ama? Buldu bedava Demet akıllı düğün için hemen. Demet Hanım, oynarken pırlanta bir şey düştü ama ya sizden ya Okan Bey'den düştü. Getirin. Bizden düşmez pırlanta. Bir düştü lan. Benden düşen bir şey yok. Bakayım. Eğer değerliyse alın. Yok ya abi. Senden düşmüş. Yok be yavrum. Bu kadarı zaten bayağı bir 3000-5000 dolarlık bir şey. Peki sevgili seyirciler. Allah'ım inşallah fırlandırdım yani. Üçgen şeklindeyse benim olabilir o. Efendim? Üçgen evet. Üçgen. Üçgen. Evet. Ah be yavrum, düştü tekrar o ya. Ah ya. Efendim. Meydan okumak. Demet Hanım. Ne yapmak istiyorsun? Meydan okumak. Ne yapmak istiyorsun? Meydan okumak istiyorum abi. Kime? Bu sesle meydan okuyorsun kocaman. Yok meydan okuyacağım diyor, meydan. Emin misin? Abi şöyle bir şey, Okan abinin futbola merakını biliyoruz yani az çok. İyi olduğunu da biliyoruz. Bir Galatasaraylı olarak üzülerek kendisine meydan okumak istiyorum. Daha önceden burada da gider yaptığımız insanlar olduk. Çatarız, bir sayarız falan dedik abi. O gideri geri alıyorum, sana yapıyorum. İstersen de oyun oynayabiliriz. Yani, top da atışabiliriz. Fatih. Yani müsait olduğu bir gün halı sahada da beklerim yani kendisini. Fatih. Ama üç atarız diyorum, bir sayarız diyorum abi. Ama jübilesini o çoktan yaptı. Cevap gelmedi yaptı çünkü. Ay yok canım. Yok, bu meydan okumaya bir cevap verelim. Nerede oynuyoruz kardeşim? Hemen burada. Hemen. Siz Hakan. Top atacaklar. Bir şey yok. Hakan bir kale hazırlayın abicim siz. Çok basit. Ne yaptın be Fatih? Topu koyuyorsunuz, şuradan geçiriyorsunuz. Eğer çok hızlı atarsanız buradan da geçirebilirsiniz, onu söyleyeyim. İlker Bey. Kaç hak var? Nasıl oynamak isterseniz? Üç atan kazanıyor normalde. Ama abi sonunda bir İlker Bey. Aynen, üç olsun. Tabii şey olsun. Sonunda... Bir şey olsun. Bunda ne var? Tamam, bir yemeğe çıkın. Baş başa mı? Baş başa. Erkek erkeği olsun. Şimdi birer atıyorsunuz. Bir sen. Üç gol yapan kazanıyor. Çok basit. Atıyorum. Buradan geçiriyoruz. Okan başla. Hop. Ah. Sen at, ben ilk atan diyeceğim zaten. Hayır. Geride. Daha değil. Ne dedik? Üç yapan dedik oğlum. Haydi ya. Kaç. Out. Bir dakika. Üç dedik. Hayır. Ne dedik? Daha iyi oldu oğlum. Onlar beş. Fatih yavaşlan. Terbiyeli ol. Fatih bak, maç alan oluyor, atma artık. Fatih ki üç atan bir sayılıyordu zaten abi. Evet, öyle söylemişti. Şu anda skor 2-2. Eğer Okan atarsa 3-2 oluyor. Ve 3 oldu! Ve 3 oldu! Bak. Var mı? Bak. Okan! Evet. Ya baktın çok kötü gidiyor, zaten montajda atarız. Bırak sen kazanırsan yayınlarız, devam et. Yok. Yok.
Bir dakika. Şu anda skor 2-2. Ama maçlarda böyle kalitli. Atar kazanır. 2-2. Eğer Okan atarsa 3-2 oluyor. At hadi at. Hayır, Okan sende sıra. Ve 3 oldu. Ve 3 oldu. Bak. Vardı mı? Bak. Abi buna sevmiyorsun herhalde Okan. Bir dakika. Bir dakika. Oğlum böyle bir şey var mı diyorsun ya. Var. Montaj diye bir şey var. Burada 3-2 Okan'ın kazandığını herkes gördü mü? Gördü. Evet. Yok artık. Ya böyle bir şey olamaz. Kendiliğinden gelsen ne olur? Hangi şarkısın da? Neyinde? Seyfullah abi üzülmene gerek yok. Zaten öyle bir paramız yok yani. Tekliften önce son kota. Şimdi yeni teklife 3 kutu var. Burada 3 kutu var, burada 4 kutu var. 2 kutu sizde. Barajında 2 500 bin, 1 75 bin, 1 50 bin. 4 mavi, 1 sarı. 3 kutu daha açıyoruz. 11. Ben artık susma. 11 ortak kararınızı açıyoruz. Açın, açın. Aç Fatih kardeşim. Aç. Aç, aç. Aç. On bir. Ya şu... Neyse. Senin de her şey iyi demen. Güzel. Eline sağlık Fatih kardeşim. Bence güzel. Yok yok değil abi. O kadar da güzel değil. Hiç iyi olmadı abi. Olsun 2500 duruyor. Çok değil yani. O 2 tane 500 açtığınızda güzel geliyor. 2500 yani... duruyor. Şu mavi üst üste 3 kırmızı açtık. Bunlarda kesin mavi var minik. Yani kalıbımı basarım. 8'de var. İkisi de mavi. 8'de genelde var. İyidir 8. Süper 8 oldu o. Rüyaların 8'i oldu. Evet. 8 oldu. Evet doğru söylüyor. Ya ben Sedef'te kesinlikle küçük var diyorum ya. Ben de bir an öyle hissediyorum. Abi kesinlikle küçük var ya. Sedef? Ben kesinlikle açmak istemiyorum. Ben de yani... kesinlikle mavi olduğunu düşünüyorum. O topun altına da giriyorum. Her zamanki halimiz. O bende küçük, ben onda büyük hissederim her zaman. Oğlum demin de topun altına girdin, 3-2 madara oldu. Evet yani. Ha. Ve rezil oldun yani. Leblebi gibi 3 tane gol attı adam. Beni de rezil edecek. Şimdi, Saygın ailesi için dedik ki birinde mavi, mavi, birinde kırmızıdır. Kamile'yi açtırdık, daha sonra mavisi çıktı. Serkan da kırmızı hissediyor, kırmızı potansiyeli. Diğer kutularda olduğu kadar burada da var. Sedef kesinlikle açmam diyor. Fatih onun için küçük diyor. Alican der ki... Kırmızı abi. Aç edersin açarız. Eyvallah Alican. Ben karşıya geçiyorum. Bir şey istiyor musun karşıdan? Sürpüle vermedi adam. Aynur Hanım var. Gittik geldik kendisine. Hatta bir ara dedik ki ya Aynur Hanım ya Hasan abi. O sırada sen Hasan abiyi seçtin. Aynur Hanım kaldı. Burcan... Merhaba, ne haber oğlum ya? Sabahtan beri. Teşekkür ederim, sağ olun. Burcan, tehlikeli konuştuk. Benden git dedi. Genelde kötü ama açacaksan mavilerden devam et. Burcan değil, Burcan'dan korkuyoruz evet. Ama 7 özel bir numara. Seyfullah bizi bir korkuttu. Korkuttu. Kırmızı dedi, Maltepe ilçesini terk ettik, geri geldik. 6 kutumuz var. 2 kutu açacağız, hangi 2? Serkan'ınki zaten oraya bakamıyorum. Öyle bir tek kaldı ki orada. Yani
Bir şey var içinde ama. Çok sürüncemede kaldınız ama burada. Hani eğer aklınızda varsa açabilirim ben. Yardımcı olsaydınız. Olamayacağım inan. Akşam hepiniz rüyamdasınız ha. Ben açayım ya. Hep küçük açıyorum. Gene etkilemeyeyim de. Sen açacağını Burcan açsın. Burada daha küçük var. Bence Burcan açacağına Sedef açsın. Oo. Sedef'i açacağına çocuklar benim 26 numaraya getirip onu açsın. Bu da aynı. 5'i getirin de onu açın bari. Orada boş duruyor. Seyfullah abi mi? Seyfullah abi. Seyfullah abi açalım abi. Evet. Abi yapmayalım. Ortak kararınız mı? Değil. Benim kararım açalım abi. Oo. Oo. Büyük cesaret. Ortak kararınız mı? 500 var be. Aç, 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 aç. 500 mü? Ay sen de var ya Seyfullah abi. Bir tane 500 var orada. Ben 500 dedim hep. Aa, 6 kişi 500 bin dedi. Şu anda... Oğlum ne yaptınız o 500 bini? Kendinize mi saklıyorsunuz? Burcan sende hala büyük mü var? Allah'a şükür. Aynur Hanım? Vallahi ben hep küçük açtığım için bilmiyorum. Ama ya bugün büyük açarsan Aynur abla bir de o ihtimal... Ama yüzde diyorum ya. İlker Bey'in de dediği gibi... Yüzde kim bilir kaç? 90. %90. Aynur abla aç ablacığım. Açayım. Aç. Ortak kararınız mı? Evet. Demet. Bismillah. Ortak karar sormak zorundayım. Ortak kararınız mı? Evet. Tamam. Açıyorum. Aç. Abla. Dünya yerinden oynar. Kutuda barışın. Gerçeğini biliyor musun? Kutuda barışın. Dünya. Dünya. Hadi Aynur ablacığım. Hasan abi. Oku üfle. O işi ben yaparım. 1 TL. Ama küçük açarım. 1 TL inşallah. 25. Baş bekle. Şimdi hadi, hadi abla. Hadi abla. Seni Allah kahretsin. Aynı ablam ya. Abla bu nasıl verdi? Sağ olun. Abi şimdi ailecek. Ailecek yapıyoruz. Al 500'lerden önce açtırsaydı iyiydi. Evet, toparladık, toparladık, toparladık. Çok iyi. Vallahi. Oh, vallahi çok rahat, huzurluyum. Allah razı olsun. Sağ olun, sizden de. Karı koca Çelik ailesi süper açtınız. Süper. Süpersiniz. Ailesi 5000 ve 200'le. Hemşerimiz gelmiş. Ay. Güzellik yapalım. Vay Allah razı olsun abi, sağ olasın. Dışarıda 5 kutu var. Teklife 1 kutu var. 1 kutu açacağız. 11'de çuvalladık. 75 açtık. Ölüm bence Burcan 7. Hadi açtıralım mı? Açtır hadi. İkisinden birini açalım diyor. 6 numarayı açtırım bence. 6 mı? 7 mi Okan? Açma 6'yı. 7. Bir şey yok orada 1 ya. 1 TL var ya. 6. 6. Oraya yükselme onu unut. Onu unut. Ben öyle araya girdim mi sıkıntı oluyor. Ben bu tarafa dönüyorum tekrar. 500 aldım. 6 mı 7 mi? Ya da diğerleri. Hadi Seyfullah abicim. Abi, evet, 6. Yapma abi. 7 TL var ya. Yapma. 6 mı? Hayır. Evet. Evet. Abi öyle bir soruyorsun. Hayır, hayır diyesim geliyor. Ben bilmiyorum. Ben hepsini böyle soruyorum. Sen aklında öyle döndürüyorsun.
Alta mı? Fatih. Hayır. Neden? Abi yani... Hayır mı? Evet hayır abi. Hayır diyor. Burcan, Burcan bence. 8 aşkı. Hayır, hayır. Alican, sen ne diyorsun? Olur mu? Olur abi. Hangisi olur? 6 numara olur abi. Tamam abi. bir seriyi bozmak lazım abi. 6 numarada ben küçük hissediyorum abi. 1 büyüktü, 2, 3 küçüktü, 4. Ay. 4, 6. Ya 4 ya 6. 4 de kafanı karıştırıyor değil mi? Evet, Serkan da kafanı karıştırıyor. Evet. Aynen, bence de öyle de. İnşallah sizi yanında her yerlere. 6 ile 7'den... Ona ne diyorsun? Yani 4 daha mantıklı. Mona, 4 için ne diyorsun? Ben 4'te 400 TL var dedim. Satamadın şu 400. Fat sen ne diyorsun? Abi ben 6'dan yani 7'den uzak durup Serkan abi veya Sedef'i açtırmasını istiyorum. Ve çok eminim. Niyeyse neyden eminsin? Adın gibi emin misin? Şu, hakikaten çok eminim ya. Yani Sedef'te kesinlikle bir de 1 TL olduğunu düşünüyorum Sedef'te. Böyle neyse bir iddiası var. Ne güzel olur. Söyle hadi. 4. Aa! Evet. 1'den 4 mü? Evet. 4. İlham. 6 mı 7 mi dedik? 7 dedin. Sonra... 4. Son kararımız. Kocaeli yap bir güzellik. Memnun oldum. Hadi ya. Kaç 4'ü? Hadi. Sonra 4'e mi gittin? Güzel güzel 4. 4'ü evet, çıkabilir. 4 istiyorum abi. Aman hadi açalım gitsin. 4 4. 4 4. Bugün bir kutuya vurdum. 4 ortak kararınız. Evet. 4. Ben demiştim ama. Of. Aa. Kim dedi lan bu dördü? Emrullah düğün iptal söyleyin. Ben büyük demiştim. Ha? Bir vardır. Bak bakalım rakamı şu an. Ne oldu Fatih bak. Yaktın be Fatih. Fatih. Ne Fatih ben 10 diyorum ya. Şimdi bu aile turunda Erol ailesinden Fatih ve Betül'den kazandığımız 500 bin. 500'leri üçledik. 3 oldu benim abi. Mona 4 demişti. Emrullah 4 demişti. Fatih 4 demişti. İlker, bir su kaldırım taşıyla ayrılacağız buradan. Yani söylemiştim ben aslında büyük. Daha kaldırım taşı pırlantaya mı karşı? Belki de pırlantayla hala. Para ağacında hem 500 bin var hem 50 bin var. Şunlarda kesin mavi var ya. Yani adım kadar eminim. Şunun ikisinde de mavi var. Sen bence ilk şeyden şaşmayacaktın aşkım. Seyfullah abi mi? Tabii ya, açtıracaktım. Efendim. Merhaba. Tövbe yarabbim. Tamam. Teşekkürler.
20.000, 33.000, 500, 30.000. Dördüncü teklif geldi. Hamdi Bey'in dördüncü teklifi 24.300 lira. 300 mi abi? Onu sordum. Hamdi'yi bir arasana ya. Sor. Ne diyeceksin lan? Sor. Oğlum ne diyeceksin lan? Hamdi Bey'in 24.300 liralık teklifine var mısınız, yok musunuz? 5, 4, 3, 2, 1, yok. Şimdi bu tablodan 3 haneli teklifler, 3 haneli paralar çok alan oldu, giden oldu. 500 binimiz hala orada duruyor, 50 binimiz var. 2 kutu açacağızdır. Kendiliğinden gelsen ne olur? Hangi şarkıncısın da? Neyinde? Seyfullah abi, üzülmene gerek yok. Zaten öyle bir paramız yok yani. Tekliften önce son kutu. Beş yüz binimiz hala orada duruyor. 50 binimiz var. 2 kutu açacağızdır. 2 demişken... ikinci çocuk. Bu kadar stresli ve gergin bir ortamda yine bir gergin soru. Yine cevap hayır tabii ki. Düşünmüyorsun. Hiç düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Artık düşünmemeyi öğrendi. Vallahi. Ay zor hayatım. Kolay değil. Geçen bir tane arkadaşla bir yere gittik. Dedim ki ya nasıl yapacağız ikinci çocukları falan. Dedi ki abi dedi sana bir taktik vereceğim dedi. Onu uygula. Tamam dedi ne yapacağım, eve git şimdi dedi akşam. Konuyu bir şekilde getir dedi. Ben çocuk istemiyorum, hayatımı yaşamak istiyorum falan. Ters manyel yap dedi. Tamam dedi. Ben tabii döndüm eve falan. Televizyon izliyoruz. Konuyu getireceğim falan. Ya dedim aşkım dedim ya. Çocuk istemiyorum ben dedim ya. Biraz hayatım... Ulan sen bana ters manyel mi yapıyorsun? Yer miyim lan ben? Onu bile yemedim. Yediremedim yani. Ay ama bir kardeş de çok iyi oluyor. Vallahi insana kardeşi yapıyor yani. Söylemiyorum. Bir şey söylemek için şey yapmıyorum. Ama kardeş çok şey yani. Evet, kardeş lazım. İleride değil mi çok şey yani. Kardeş. Evet. Şimdi 2 kutu açıyoruz. 10, 14, 6, 7. 4 tane kaldı zaten. Sonuna kadar gelmek isteyen sendin. Buyurun. Seyfullah abi diyorum ben. Ortak kararınız mı? Evet. Aç abi. Açılmıyor bile. Seyfullah abi de... kırmızı olduğunu düşünenlerden. Yukarıda ne dedim? 11 alsın.
baştan biliyorum. Seni görür görmez ben küçük açacağını gördüm abla. Düğün de bedavaya gelecek. Şimdi sıfır bu harika mı oldu? Demin onu açsaydık altıyı, dördün yerini şu an 80 plan demişti. Fatih ama 6 demişti minik. Az Fatih önce 4 yerine 6'yı açmış olsak teklif uçmuş. Ben geldim Seyfullah abiye dedim ki yok beni açma dedi. Büyük değil yani. Kalanların büyük tamamı demiş. En az bir kere bende çok büyük var dedi. Evet. Evet. Yani programın sonunda bu noktaya gelmiş oluyoruz. Bir mavi açarsak çok güzel olur. Evet. Süper. Aşkım, aşkım. Sana bıraksam. Allah aşkına yapma yani. Bu şeyi akıllı alamıyorum. Erkek en kritik noktadaki geri vites. İkisinden biri ama bilmiyorum. Hangi ikisi? 10 ve 7. Büyük 8'de abi biraz rahatla. 8'de yani büyük. 7, 10 ve 14. Öyle düşük, gerisi çerez evet, kalır. Evet. 7, 10 ve 14. 3 kutu kaldı. Arada bir akrostiş patlatayım mı kafada abi? Akrostiş? Evet. Kim için? Demet Hanım için. Dinliyoruz. Arada yaptım reklamda. Lütfen. Düğümlendi boğazıma onu görünce kelimeler. Evli mutlu çocuklu olmak onda ayrı bir güzel. Mucize sanıyordum tanışmak mümkünmüş meğer. Emanet olsa da yerimiz, onlar her şeye değer. Tamamdır zirveye çıktın. Artık ne yapacaksın İlker? Çok güzel. Oğlum dönüp dolaşıp nasıl bana patladın? Abi en son dayanamıyorum geliyor hikaye. Okan Demet'in bütün şarkılarını biliyorsun değil mi? Çoğunu biliyorum. Peki. Burcan Demet'in bütün şarkılarını biliyorsun değil mi? Bayağı biliyorum ama bütün dememek lazım. Herkes tadı. Fatih bütün şarkılarını biliyorsun değil mi? Bilirim. Hah. Kendiliğinden gelsen ne olur? Hangi şarkındasın da? Neyinde? İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yarın aynı saatte Demet'in hangi şarkısının bir sözüdür bu? Ha. Kendiliğinden gelsen ne olur? Bir müziğini de söylesen. O da tabii ya. Hadi rahat ol, ben bile hatırlamıyorum valla. Valla. Bak dinleyelim. Kendiliğinden gelsen ne olur? Yetmiş sen, sendeki sabırdan mübarek, paslanmaz çiliktir. Öyle bir yerden sormuş ki. Tamam. Peki. Çok vurdum duymaz, bu kadar olmaz. Siz buyurun. Olacak olacak. Siz nereden? Fan grup. Abi normal tabii ki yani. Dinleyelim. Süpersin. Size son bir tane daha soruyorum. Eğer bilirseniz küçük bir hediyemiz olsun. Aa, tamam. Bilirler. Sayende yola geldi kalbim. Yanlışı doğruyu ayırıyor. Sayende. Affedersin. Evet, affedersin. Hayır. Sayen. Tatil, tatil. Tatil geçti, lere hediye yok. Tamam. Burcan, bunu hayatta göremezsin, haberin olsun.
Abi. Kabul et. Ufak bir hediye. Hatırası olsun. Bu arada helal olsun. Fan dediğin böyle olur. Otur Sefer. Kutunda ne var onu söyle. Büyük. Büyük. Sende de büyük var. Bir TL var abi. Alican sende de. Büyük var abi. Ne yapalım, paydos vereyim mi? Stüdyo elektrik çekiyormuş. Yarışmıyorum oğlum. Şurada iki Samet, tane büyük. Ne diyorsun Samet? Ben onun Sedef'i düşünüyorum. Evet. Çünkü Sedef bu aralar hep küçük açıyor. Evet. Alican kardeşimiz hep büyük açıyor. O yüzden oraya yanaşmıyoruz. Burcan da aynı şekilde yakabiliyor. O yüzden abi, Sedef çok özür diliyorum Samet'ciğim ama dün büyük açtım. Evet. Ondan önce büyük açtım. En son açtığım küçük sadece anılardı. Hani tek açtım mavi odayı 150. Anladın mı? Alayım mı sorumluluğu üstüme? Al. Al. Sorumluluğu al üstüne. Al. Al ve söyle. Hadi. Al da gör diyorsun değil mi abi? Hadi. Efendim? Hadi. Al da gör. Hadi. Al. Al. İstiyorsanız açarım. Problem yok yani. Onu açalım ya. Evet. Bravo. Evet, bravo. Kesinlikle açmak istemiyorum diyen Sedef mi diyorsun? Evet. Aç, bitsin. Sedef. Bana da yapacak mısın? 8, 10. 10 mu? 10. Evet, ortak kararınız mı? Evet, ortak karar. Bekliyorum. 10. Açalım. Aç. Tekliften önce son kota. Şimdi açar ve biz eve gideriz. Kırmızı açma, ne açarsan ver. Kırmızı açma, ne açarsan ver. Kırmızı açma, ne açarsan ver. İnan onu söylerdim, hiç üzülme. Nasıl güzel tablo var. Evet. Var gibi bir şey. Bir buçuk. Abi adam bütün meşgulleri açtı ya. Bir burcanda. Geldik ya. Bir burcanda. Evet, bir orada. Dört numara ya. Burcanda ne var çok ya. Bozarım dedim bu serisini ama bozamadım ya. Gitti. Genç fıtmıslar. Düğün kararı almadan önceki halleriyle. Onlardan kazandığımız 500.000. Okan son yarım saat, bir saatte 1,5 milyon para. Harbiden ya. Pardon, 2 milyon. 7 yani, çatır çatır. Teklif zamanı. Ortada bir 50.000 lira var. Aramasın abi, tan yazsın. Alo. Ya minik ya. Teşekkürler. Kullanmıyorum dedi. Oğlum niye teklifi söylemedi şaka? Mevcut tek kırmızı var. O da şimdiye kadarki bütün tekliflerden daha yüksek. Onu hatırlatırım. Gelen 5. teklif. Önce 20.000 geldi. 33.500 geldi. 30.000 geldi. 24.300 geldi. Hamdi Bey'in 5. teklifi. 10.000 lira. Allah razı olsun. Eğer ki teklifi kabul etmezseniz 2 kutudan birini Hamdi Bey'e vereceğiz. Dışarıdaki 7 ya da 14'ü açacağız. Son teklif gelecek. Teşekkür ederim. Nasıl açtırdın? Hangi numarada bir iş olduğunu bile hatırlamıyorum şu an. Hadi. 3, 2, 1. 14'ü açalım, maviyi verelim. Hadi öyle yapalım. Devam mı ya? Yok. Devam canım. 5,
Önce sonra. Hadi beyin 10 bin lira tekinde var mısınız? Yok musunuz? 5! 4! 5! 2! 1! Yok mu? Bu İyi düşünün, iki kutudan birini Hamdi Bey'e verin. İyi düşünün. Bunda hep cüzdan vardı, bunu verelim, bu gitsin. Ha, bunu evet. Verelim. Ortak karar. Hamdi'yi çağır, ben vereceğim onu. Elimin altında tuttuğum 1 lira mıydı acaba? Açayım mı? Ha, ilk ortak karar. İlk onu mu açılıyor? İlk onu mu açıyoruz ilk? Ha, açalım. Aç, aç, aç. Allah! Ben de 50 çıkacak galiba. Müzikten belli. 20.000, 33.500, 30.000 ve 24.300 ve 10.000 liralık tekliflere yokuz dedik. Bir kutuyu Hamdi Bey'e verdik. Verdiğimiz kutu 5 numaralı kutu, Okan'ın kutusu. Şayet 50.000 çıkmazsa heyecan devam ediyor. 50.000 çıkarsa olmazdan biraz oyun bitiyor. 50.000 çıkarsa oyun bitiyor. Beş! Dört! Üç! İki! Gitti Allah'ın izniyle. Şunu Alican, şu 14'ü bir açsana oğlum. Açtırmadım bize sabahtan beri. Bir tehlike çıkacak orada. Bir saniye. Bunlara da bakacağım. Sana. Kendi elinizde 50.000 lira varmış. Onu verdik. Bir televizyon. Bu. Kaçmış benim? Bin. Burcan'la da bir. Bin mi? Bunda bin mi? Ben size ne dedim bunda bin var diye? Diyorlardı o zaman. Ya. Alican seni Allah bin. Ah aşkım ah. 7. İnanamıyorum ben sana 7'yi açtırmadığını. Gerçekten demiştim. Bir açıyor demiştim yani. Sevgili seyirciler. Çok 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 büyük alkışlı ile Demet Akalın, Okan Bur. Cüzdanımı alayım. Yelpazemi alayım. Çok çok büyük alkışlarla. Hadi görüşürüz. Sevgili seyirciler, harikulade konuklar ağırladık. Sizler de bize katılmak isterseniz www.startv.com.tr adresine başvurabilirsiniz. Var mısınız? Yok musunuz? Bitti. Görüşürüz.